Kamuoyuna'dan iyi akşamlar. An be an değişen bir gündem. Sabah farklı bir gündem sıralamasıyla güne başlıyoruz. Akşam başka bir Türkiye tablosuyla siz izleyicilerimizin karşısında oluyoruz. Bugün de öyle oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlı Amerika ziyareti ve görüşmelerini ajandamızda. Buradan konsolos krizine, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili partilerin son kararına uzanmayı planladık ama maalesef Diyarbakır'da patlatılan bomba yüklü bir araç terör gündeminden uzak kalamayacağımızı bir kez daha anlamamıza yetti. Polis servis aracına dönük bu terör saldırısında 7 polis şehit oldu. Başbakan Davutoğlu'nun yarın gerçekleşecek Diyarbakır gezisi öncesi olan bu menfur saldırı nedeniyle enine boyuna da bu akşam konuklarımızla yine terörün boyutlarını tartışacağız. Ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar gündemimizde olacak. Konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Star gazetesi yazarı Fadime Özkan, Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan, MHP eski milletvekili Doktor Uygar Ak'tan, Yeni Şafak gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve siyaset bilimci doçent doktor Yüksel Taşkın enine boyuna başlıyor. Sahip bir ülke. Bu açıdan bakıldığında Obama'nın veyahut da Amerikan yönetiminin Türkiye'yi de bağlarını sıfırlaması, koparması beklenmemeli. Amerika'nın böyle bir politikası bugüne kadar da olmadı. Evet, yönetimlere ilişkin, yani sevmediği yönetimler olmuştur. Daha önce de olmuştur. Burada Ecevit söz konusu olmuştur. Daha önce Demirel'in bazı dönemleriyle yine Amerikan yönetimi arasında anlaşmazlıklar olmuştur. Şimdi de aslında çok derin bir Amerikan yönetimiyle Erdoğan yönetimi arasında çok derin anlaşmazlıklar var. Hatta Türkiye'de keyfi bir yönetimin olduğu, Türkiye'nin keyfi yönetildiği şeklinde çok güçlü bir şeyi var, bir algısı var. Bunun haklı nedenleri de var. Türkiye'de biz yaşadığımız için bunları biliyoruz. O var, fakat onun ötesinde önemli Suriye meselesinde PYD, Suriye Kürtleri ve PKK ile birlikte o alanda Türkiye'nin hiç hoşlanmadığı, sınırımızda bir neredeyse Suriye'den bağımsız, yani biliyorsunuz orada bir Kürt evet. Federasyonu ilan ettik dediler. Bağımsız ve Akdeniz'e kadar uzanmayı amaçlayan bir devletin, bir yapının ortaya çıkması Türkiye'nin istemediği bir olay. Asla istemediği bir olay. Bu bakımdan, fakat Amerika burada tabii ki Türkiye ile arasında görüş ayrılıkları var. IŞİD var orada. Amerika IŞİD'e karşı mücadelede Kürtleri çok iyi savaştıklarını söylüyor. Yani bir baktığınız zaman demin bahsettiğiniz Amerikan dış politika uzmanları da neokonların, bütün onların açtık yayınladıkları bildirdi. Bu çok net bir şekilde de ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani bir oradaki PKK ve Kürt meselesiyle Amerika ve Türkiye arasında çok derin, nasıl ulaşılacağı, nasıl bir araya getirileceği belli olmayan bir anlaşmazlık var. Peki bu anlaşmazlığı çok kısaca toparlayacak olursak bu bölüm için en azından. Türkiye'deki bir darbeyi Amerika destekliyor noktasına vardığını düşünüyor musunuz? Şimdi bu böyle bir darbe. Ben yani aslında 4 tane yazı yazdım bu darbe meselesini. Evet, hatta biliyorum. 2 tane daha yazı da yazacağım. Evet. Şimdi Amerika'nın gönlünde böyle bir şey yatıyor olabilir. Yani tabii ki Amerika bunu dile getirmiyor ama Amerika'nın çeşitli yönetime yakın veyahut da yönetimin felsefesini, Amerika'nın felsefesini sık bir şekilde dile getiren, izleyen kamuoyu yapıcıları ve bunların da çoğu da Türkiye uzmanı bir baktığımız zaman ne güzel olur aslında Türkiye'de bir darbe olsa, ordu vesaire falan bir özgürlük gelir gibi açıklamaları var burada. Fakat bunun Türkiye'de bir karşılığı yok aslında. Ya. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kazandı diyorsunuz sizin yani, yazılarınızda, evet, değil mi? Bugün en önemli bir mesele asker için Türkiye'nin birliği. Üniter birliğinin sağlanması bu.
onların işte Atatürk'ten aldıkları en önemli bir görev de demeyeyim de misyon. Hı hı. Bu bakımdan ordunun bugün PKK'ya karşı savaşıyor olması ve burada Recep Tayyip Erdoğan yönetimiyle bir bütünlük içinde olması ordunun bugün çok hoşuna giden bir şey. Bu bakımdan da yani oradaki bu savaşı ayrıca bir ordu ile PKK arasında zaten uzun süredir bir 30-40 yıldır süren bir savaş var. Bu bakımdan bugün ordunun ama dün de böyle bir şey olmazdı zaten bence. Bugün de olmaz yani, diyorsunuz. Dün de olmazdı. Bu en bu ordunun darbe yapacağı meselesinin en sık konuşulduğu 2007'ler, 2008'ler o zaman da bu söz konusu değildi. Fakat orduya karşı operasyonları sürdürmek için bu her zaman için ön planda tutuldu. Yani bugün ordunun Türkiye'de bir darbe olasılığını ben sıfır olarak görüyorum. Bir arada bir noktanın altını çizeyim. Fethullahçı yapılanma olduğu söylendi ordu içinde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde. Yani onların evet orada bir kısım Fethullahçı yapılanma olabilir ama hiyerarşik düzen içinde onların başlarını kaldırabileceklerini ve böyle bir girişimde bulunabileceklerini hiç sanmıyorum. Sıfır olasılık olarak görüyorum. Merve Şebnem Oruç, size de sormak istiyorum. Zira siz de bu meseleye kafa yoruyorsunuz. Yani müstemlekeysen, makbul bağımsızsan, tehditsin diye yazı da kaleme aldınız. Öyle baktığınız vakit Türkiye ile ilgili bu yazılan analizler, yaratılmaya çalışılan hava, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretin akabinde ne anlama geliyor? Nasıl bir mesaj veriyor? Evet, yazımda aslında sadece Türkiye-Amerikan ilişkileri değil, 2013 yılı itibarıyla özellikle tam bir tarih vermek gerekirse 2013'ün ortası diyebiliriz. O dönem itibarıyla sadece Orta Doğu değil aslında dünyaya yönelik dış politikası Amerika'nın sertleşmeye ve değişmeye başlamıştı. Yani özetlemek gerekirse o yazımda İran'dan bahsetmiştim ama son yazımda biraz daha kapsamı genişleterek Brezilya'da, Venezuela'da olan olaylara da değindim. Hakeza değinmediğimiz çok fazla mesele var. İşte Tayland'da bir darbe oldu mesela 2014'te, 2013'te Mısır'da gördüğümüz darbenin ardından. Bunun dışında işte sadece Türkiye... Tabii Türkiye en çok etkilenen ama Orta Doğu meselesinde Türkiye ile Amerika'nın ciddi anlamda anlaşamadığı meselelerin giderek arttığını biliyoruz. Şimdi iki ayrı durum var aslında. Birincisi Türkiye'nin yavaş yavaş ulusal güvenliğini etkileyen ve Amerika'nın belki pek çok kişinin siyasetsizlik olarak gördüğü ama benim derin bir siyaset olarak okuduğum Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'ya ilişkin değişen politikası. Yani aslında bölgenin ayarlarıyla oynuyor olması. İşte bunun çeşitli sonuçları var ve sahada ufak tefek dahi olsa, bu büyük tabloda ufak tefek dahi görünse işte PYD gibi örgütlerin destekleniyor olması Türkiye'nin aslında direkt olarak içeride yaşadığı terörün de alevlenmesine, işte öz yönetim ve benzeri söylemlerin ortaya çıkmasına, açıkçası yani idari haline, egemenliğine bir tehdit ve stratejik bir ortak, bir NATO müttefikinin en azından kendi müttefiki açısından bu meseleleri doğru okuyor olması gerekiyor. Bu birinci mesele. İkinci mesele de işte demin de bahsettiğiniz son ziyaret öncesi giderek artan uluslararası medyada işte darbe, rejim değişikliği ve benzeri çağrışımları yapan, hatta direkt olarak söyleyen yazıların artışı. Şimdi Amerika biliyorsunuz aslında Washington lobilerle dolu. Think tanklerin, lobilerin, güçlü şirketlerin, Beyaz Saray ve Senato üzerinde ciddi etkisinin olduğu bir yönetim aslında. Şimdi bizim çözmeye çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız aslında en azından benim Washington üzerinde bir baskıyı, işte neokonların, işte AIPAC gibi lobilerin vesairenin oluşturduğu mu, yoksa aslında Washington tarafında da, yani yönetimde de, Obama yönetiminde de işte basın özgürlüğü ve benzeri işte demokrasi vurgusuyla tekrar tekrar aynı şeylerin 2013'ten beri söylenen bu baskının aslında bir şekilde desteklendiği mi? Yani sorduğunuz soru aslında bir darbe.
neokonlar gibi belirli yapılar, belirli zümreler tarafından mı isteniyor? Yoksa bu yani Beyaz Saray'ın işte Erdoğan'la görüşme konusunda dahi son dakikaya kadar bir açıklama yapmaması maalesef bu soru işaretlerini güçlendiriyor. Şimdi 2013'te Reyhanlı saldırısından sanırım bir hafta 10 gün sonraydı. Bir Erdoğan'ın yine bir ziyareti oldu Washington'a ve oradaki fotoğraf karelerini hatırlıyorsunuzdur. Gerçekten çok samimi, evet. Her şeyin çok yolunda olduğu, dostluğun ve müttefikliğin neredeyse zirvede olduğu bir fotoğraf verilmişti. İşte Rose Garden'da verilen basın toplantıları vesaire. Ama 15 gün sonrasında Gezi olaylarıyla birden Amerika'nın çok farklı bir yüzünü gördük. Yani bugün işte yaşananları da verilen fotoğraflar üzerinden okumak çok doğru değil ki nasıl söyleyelim? İşte mesela sabahtan beri ben de yer yer sosyal medyaya bakıyorum, işte televizyonları takip etmeye çalışıyorum. Ciddi anlamda Erdoğan'ın oraya gitmesinden rahatsızlık duyulduğunu ima etmeye çalışan bir yayın görüyorsunuz. Ama işte Brookings mesela, yani Amerika'nın en eski, en güçlü think tanklerinden bir tanesidir ve hınca hınç doluydu. En azından sürekli otoriter denen ama bölgedeki dengeler açısından çok önemli bir liderin kendi ağzından sorulara nasıl cevap vereceği ve nasıl yorumlayacağı önem arz ediyordu. Benim dikkatimi çeken mesela işte PKK-PYD meselesi üzerine Erdoğan'ın yaptığı yorumlar özellikle Suriye meselesini takip eden isimler tarafından çok dikkatle dinlendi. Orada çarpıcı bir detay vardı. Belki Erdoğan'ın ilk defa söylediği bir şeydi. PYD'nin Avrupa'da fon kazanma üzerine çeşitli faaliyetler yürüttüğü ve buradan elde ettiği geliri Suriye'de kendi cephesine silah olarak taşımakla gibi bu çeşit faaliyetlerde bulunduğunu söylüyordu ki bu ilk defa söylenen bir şey. Biz sürekli PKK-PYD ilişkisi ve PYD'nin Türkiye'ye silah taşıdığından bahsediyorduk. Bu ilgi çekti. Bunun ama şöyle bir geri planı var. Önem arz ettiğini düşünüyorum. Boş bir şey değil. Wikileaks belgelerinde benim hatırladığım 2007-2008'de yine Avrupa'da özellikle PKK'nın kendini fonlamaya çalıştığı ve bu sayede Türkiye'de ve Kuzey Irak'taki operasyonlarında aksiyonlarını güçlendirdiği ve Amerika'nın bu manada en azından bunu bloklama konusunda Türkiye ile yakın çalışması gerektiğine dair yani böyle iddialar vardı. Bu dahi boş bir itham değil. Bunun kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde de muhakkak dile getirildiğini düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Peki Uygar Aktan, size dönmek istiyorum. Şimdi hakikaten bir fotoğraflarda verilen bir görüntü var. İşte Biden'la Amerika'nın iki numarasıyla kucaklaşma var, el sıkışma var. Ondan evvel Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir görüşme var ki onun öncesinde Mevlüt Çavuşoğlu PYD konusunda görüş ayrılığı olması küseceğimiz anlamına gelmiyor demişti. Evet. Ondan sonra gerçekleşti o görüşme ve Obama ile görüşecek. Evet. Ama bir taraftan da işte gitmeden evvel Atlantik dergisinde Goldberg ile yapılan bir mülakat benim için hayal kırıklığıdır dediği Obama'nın, öyle iddia ediliyor. Evet. Hatta işte daha ileri cümleler var. Bir gördüklerimiz, bir de onun iceberg'in diğer yüzü. Siz ne görüyorsunuz bu ziyaretle ilgili? Bu Türkiye ve Amerika ilişkileri Suriye'deki iç gelişmelerden dolayı ortak politikada makasın açılmasıyla başladı. Aslında o ortak politikayla başlayan Suriye'deki gelişmelerin farklılaşması Amerika'nın politikasının değişmesine yol açtı. Türkiye aynı politikada devamı istediği için. Onun ayrıntılarına girebiliriz ama sorduğunuz soruya cevap vermek gerekirse Amerika'dan aldığımız sinyaller aslında çok enteresan. Bir taraftan resmi ağızlardan gelen açıklamalara baktığınızda son derece olumlu, sıcak. Mesela Beyaz Saray basın sözcüsü bir basın toplantısında bu darbe meselesi sorulmuştu. İşte Amerika Türkiye'de darbe istiyor deniyor, siz ne diyorsunuz falan diye. Güldü geçti. Yani buna ben cevap dahi vermeyeceğim. Ciddiye almak anlamına gelir cevap dahi vermek. Reddetmek dahi gereksiz. Buna benzer açıklamalar geliyor. Fakat çelişki gayri resmi kaynaklardan gelen
veya yarı resmi emekli büyükelçiler aslında hiçbir zaman tam emekli olmazlar ama daha rahat konuşabilirler diye bilinir. Orada ise hiç rastlamadığımız sertlikte açıklamalar geliyor. Yani bugüne kadar Türkiye'de işte darbe olsa iyi olur, olsun falan veya ya değiş, düzel, reform yap ya da istifa et diye bir ülkenin cumhurbaşkanına, o ülkede görev yapmış bir yabancı büyükelçinin istifaya davet etmesi falan çok olağanüstü sert. Ve aradaki çelişki çok büyük. Burada insanın aklına farklı şeyler geliyor. Bu çıkışları aslında çok ciddiye almamıza biraz engelleyici bir tavır bu. Yani politikayı, dış politikayı, uluslararası siyaseti takip edenler biraz bilir. Hadi siz söyleyin, biz söyleyemiyoruz. Biraz şunların gözünü korkutun. İşte Türkiye'deki hükümetleri en çok rahatsız edecek şey nedir? Bu konuda talihsiz geçmişimiz dolayısıyla darbe kelimesini telaffuz edin falan. Ama biz diğer taraftan yok canım, bu onlar kendi fikirlerini söylüyorlar, bunlar düşünce kuruluşudur. Biz politikamız devam ediyor, PYD ile PYD konusunda anlaşamıyoruz diye küsecek halimiz yok falan gibi laflarla bunu şey yapıyorlar. Ama diğer taraftan tabii Obama'dan gelen sinyaller özellikle buluşma konusunda bu Türkiye açısından da çok hoş bir durum değil. Yani şey görüntüsü geliyor, gerçeği o öyle mi değil mi ben bilmiyorum ama hani görüntü, biz çok hevesliyiz, o birazcık nazlanıyor falan gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu hoş değil ama gerçek tarafı da var. Yani böyle bir mesaj veriyor. Bugüne kadar hele iktidarın ilk dönemlerinde tam bir balayının yaşandığı yıllar var. Sonra bu normal düzeyde devam ederken Suriye konusunda açılıyor. Giderek devam etti. Çünkü iki taraf ısrar ediyor politikasında. Ve uzlaşmaz bir çelişki ortaya çıkıyor politikalarında. Ve en nihayet sadece çok şahin, çok neokon olarak bilinen, çevrelerde sınırlı kalan bir takım söylemler, bir takım sivri çıkışlar hiçbir zaman Obama'nın, Beyaz Sarayı'nın görüşünü yansıtmazdı. Çünkü onlar Obama'ya da düşmandı iç politikada. Dış politikasını eleştirel bakımdan iç politikada düşmanlardı. Ama son gelen yansımalar burada görüş birliğine, yani Türkiye'nin Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nın, hükümetinin özellikle Suriye dış politikasını fakat diğer konularda da Obama'nın da diğerleri gibi düşünmeye başladığına dair artık pek tereddüte yer bırakmayan yansımalar var. Bu da son ziyaretteki işte görüşme trafiğini, işte görüşecek mi, görüşmeyecek mi, hadi bakalım ayaküstü bir 7 dakikam var falan, bunlar aslında son derece aşağılayıcı tavırlar. Dolayısıyla bu belli bir eşik geçildi. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde daha önce de anlaşmazlıklar olurdu. Daha önce de çıkarların çeliştiği yerde farklılıklar olurdu. Hatta sert tartışmalar bile olurdu ama bunlar işte iki müttefikin ana konularda, temel konularda birlikte yürüyen iki müttefik, iki dost arasında olağan karşılanabilecek şeylerdi ama burada sanki bir eşik geçilmiş gibi. Ha, tehditvari olarak ortaya atılan bir takım şeylerin gerçekleşeceği anlamına mı gelir bu? Bence hayır. Hayır. Mehmet Ocak'tan siz ne düşünüyorsunuz? Yani bir taraftan da hani öyle ki Türk Silahlı Kuvvetleri bugün açıklama yapmak durumunda kaldı. Yani kesinlikle böyle yapılara müsamaha gösterilmez. Ayrıca böyle bir şey kesinlikle hani darbe, üstelik de yargıya taşıyacaklarını söylediler. Yani artık bu iddiaları ortaya atanlar. Niye Genelkurmay böyle bir açıklama yaptı onu da anlamış değilim. Onu biraz hani, çok garipsediğimi söylemek istiyorum. Niye hala asker mi darbe yapılıp yapılmayacağını açıklama yapacaksa siyasi irade yapar. Askere ne ki? Yani şu ciddiye almasını, Michael Rubin'i mesela ciddiye almasını hiç anlayamam. Michael Rubin bizdeki bir takım troll yazarlar gibi birisi. Hiç öyle dikkate alınacak bir isim değil.
Türk-Amerikan ilişkileri gerçekten çok önemli Türkiye için. Burada şöyle bir şey var. İlk dönemlerdeki coşkusu yok. Yani onu artık görmek için ayrıca farklı bir bakışa gerek yok. Ama Türk-Amerikan ilişkilerinde zaman zaman her zaman inişler çıkışlar olmuştur. Şimdi böyle bir işin eski albenisinin kaybolduğu, biraz farklı bakışların daha işte mesela demokrat kesimlerden de Türkiye'ye karşı eleştirilerin yoğunlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Eskiden biraz siz de söylediniz, mesela neokonlar her zaman eleştirmişlerdir. Onların eleştirmesi de son derece doğal ama şimdi biraz daha farklı bir bakış var. Türkiye'nin hele de dünyanın en büyük iki terör örgütü IŞİD ve PKK ile mücadele ettiği bir süreçte müttefiklerine çok ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. O yüzden burada mesela bir şeyin altını çiziyorum. Son dönemde bizde hep bir anlayış var. Efendim bütün dünya birleşti. Türkiye'yi yıkmak istiyorlar. Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlar. Sayın Erdoğan'ı işte yok etmek istiyorlar. Şimdi böyle baktığımız zaman dünya kimse sıraya girmiş de Türkiye'yi yok edelim diye böyle bir şey olamaz. Ama Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir aktör haline gelmesini, küresel ölçekte söz sahibi olmasını istemeyecek, pek de bu işten mutlu olmayacak aktörler, siyasi uluslararası unsurlar olabilir. Fırsat bulduklarına bir çelme takmayı isteyebilirler. Bu ülkeler arasındaki ilişkiler, müttefik ilişkilerinde bile herkes kendi milli çıkarları açısından bir tür bakış açılarına sahip olabilir. Ama eğer böyle bir dünya olsaydı, işte bir dünya var etrafımızda, bizi yok etmek için uğraşıyorlar deseydik, herhalde Avrupa Birliği ile son yaptığımız müzakerede vizenin önünü açacak bir anlaşmalar yapamazdık. Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidip, yani mesela Biden'la görüşüyor, Dışişleri Bakanı ile görüştü, Obama ile görüşmesine önem veriyor, buradaki Amerikan şirketlerine Türkiye'ye yatırıma çağırıyor. Demek ki bütün müttefiklerimiz oturup da bizi yok etmek için falan uğraşmıyorlar. Biraz önce söylediğim gibi gerçekten ilişkilerde zaman zaman bir fırsat bulurlarsa bunu kullanmak isteyebilirler. En önemlisi de Türkiye için bana göre önemli olan esas bu işlerin temelinde Türkiye geçmişteki özellikle AK Parti iktidarı özgürlükler ve demokratikleşme konusunda ki pırıltısını yeniden gözden geçirmesinde yarar olabilir. Yani en büyük eleştiriyi eğer bu konularda uluslararası düzeyde alıyorsak, çünkü AK Parti'yi coşkulu hale getiren hem millet nezdinde hem uluslararası düzeyde baktığımızda ilk dönemlerde bakın 2011'e gelene kadar bugün hep eleştirdiğimiz New York Times'ten İngiltere'deki bütün gazetelere baş yazılarına kadar hepsi Türkiye'ye demokrasi övgüsü ve Türkiye'nin demokratikleşmede attığı adımları övgüler dizen yazılar vardı. Yani o yazıları da yazanlar onlardı. Bugün eleştiri yapanlar da bunlar. O yüzden bize düşen... Haklı eleştiriler mi sizce? Yani ona bakmak gerekiyor. Eğer biz özgürlüklerde geri vitese takarsak, hukukun üstünlüğü konusunda pırıltımızı kaybeder, bu konudaki eleştiriler daha yoğun hale geliyorsa oturup kendimize dönüp bakmalıyız. Yani buralarda hatalarımız olabilir. O yüzden bunları daha yeni baştan gözden geçirip kendimizi uluslararası düzeyde bir zaaf görüntüsü oluşturabilecek fotoğraftan hızla çıkmak gerekiyor. Öyle bir takım ben hep söylüyorum, üst akıl korkularıyla bir yere gidemeyiz. Bütün mesele dostlarımızı artırıp düşmanlarımızın sayısını azaltmak. Kadir Özkan, üst akılla bir yere varamayız. Mesele kendimize hesaba çekmekte. Üst akıl korkularıyla. Mesele kendimize hesaba çekmekte ve özgürlükler, demokrasi alanında özellikle ne kadar geri gittiğimizi hesaplamakta mı, öz eleştirisini yapmakta mı? Mehmet Ocaktan'dan devam edelim. Mehmet Ocaktan'a cevap olsun diye değil ama ben buna katılmıyorum elbette. Yani biz kendimize bakmak için başkalarının bizi nasıl gördüğü üzerinden bir değerlendirme yapmak durumunda değiliz. Ben bu Türkiye'nin hep Türkiye'nin kendi kendine aslında bize sinmiş bir ruh hali var. Bu kadar ezik bir psikolojinin içinden bakıyor olmanın Türkiye'ye ve Türkiye toplumuna büyük bir haksızlık olduğu kanaatine sahibim. Türkiye zaten
demokratik bir ülke, bir hukuk ülkesi ve bütün bu değerlerinden vazgeçmeden kendisine yönelik saldırılarla mücadele etmeye gayret ediyor. Zaten yani şu anda sadece PKK ve DAEŞ ile mücadele etmiyor, FETÖ ile de mücadele ediyor. Ve bu büyük saldırıların altındayken bakın bugün az önce haberlerde verdiniz. 7 şehidimiz var, yani onlarca yaralımız var. Çok ciddi bir büyük saldırının altındayız. Böyle bir noktadayken bunları, kendi gerçeklerimizi, kendi mücadelemizi, kendi değerlerimizi, kendi çabamızı azımsayıp başkaları bize ne der? Ay acaba özgürlüklerimiz mi azaldı? Acaba işte yabancı basında Türkiye ile ilgili neden negatif yazılar çıkıyor? Biraz bunu pozitif, bu çaba, bu yanlış bir bakış açısı. Bu hastalıklı ve Türkiye'ye de yakışmayan bir bakış açısı. Bence Türkiye toplumu bundan önceki 10 yıllar boyunca belki bununla ilgili bir büyük travma yaşadı. Çünkü her zaman dışarıdan müdahalelerle yönetildi. Başbakanı asıldı, onun siyaset üzerinde yarattığı bir büyük travma vardı, toplum üzerinde yarattığı bir büyük travma vardı ve her 10 yılda bir Türkiye'nin tekrar yönetilebilir bir düzlemde kalması için ayarlarıyla oynandı ve her zaman bir vesayet altında yönetildi. Türkiye şu anda bir bağımsızlık savaşı veriyor. Kendi kararlarını kendi almak istiyor. Kendi savunma sanayini geliştirmek istiyor. Kendi dış politikasını... İstiklal savaşı mı başlattılar? Bize kendi, bağımsızlık savaşı veriyoruz. Kendi dış, ben bunu anlamıyorum. Böyle şey olur mu? Ya, bu ayrı bir tartışma. Hayır, bir istiklal konuşur. Savaşı varsa hep birlikte hazırlanalım. Evet, şu anda bir istiklal savaşı savaşa. Var. Şu anda çok yönlü bir büyük saldırının altındayız. İstiklal savaşını. Bakın. İstiklal savaşı verdiğimiz dediğim insanlara gidiyoruz diyoruz ki ya aman bize yatırım getirin. Evet, Obama'yla bu başka görüşelim. İşte. Bu savaşın bu, boyutunun değişmesiyle ilgili bir durum Ocak'ta. Bir şey olur mu ya? Terör artık savaşın bir boyutu ve... O zaman silahlanalım savaşı. Yani bakın bu bunlar... 40 yıldır Türkiye'nin yaşadığı bir olaydır. 90'lı yıllarda da bir... Ama boyut değiştirdi. Şimdi 40 yıl önceki PKK gerçeğiyle bugünkü PKK'yı bir tutamazsınız. Farklı olacak. PYD'ye, PKK'ya silah yani. Veren bir Amerika'dan, Rusya'dan ve İran'dan bahsediyorsanız, IŞİD'in Türkiye'ye yönelik saldırılarından bahsediyorsanız, Fethullah Gülen terör örgütünün Türkiye'nin sinir uçlarına hakim olmak üzere bir strateji yürüttüğünü ve bunun dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük lobi faaliyetleriyle Türkiye aleyhine çalıştığını düşünüyorsanız, Türkiye'de görev almış bazı ülkelerin konsoloslarının bir müstemleke valisi gibi Türkiye'ye, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na ayar vermeye, yargısını etkilemeye, siyasetini etkilemeye kalkıyorsanız, bu tam da işte Çanakkale'de o düveli muazzama halidir. Bir büyük saldırı var. Ama burada savaşın ve terörün araçları, niteliği değişti. Ama saldırı aynı. Ölüyoruz, bakın ölüyoruz. Yani hayır, terörle mücadele ayrı da düveli muazzama dediğin zaman devletler bize saldırıyor demektir. İşte bakın Fatih, sen böyle şimdi bir şey olmaz. Işte az önce de Ocak'tan konuşurken şundan bahsettin. Yani şimdi bir Amerika diyorsunuz. Amerika, bir, hangi Amerika? Amerika'nın içinde kaç tane Amerika var? Amerikan başkanı kucaklayarak sarılabilir sizin cumhurbaşkanınıza. Ama arka odalarda Türkiye aleyhine nasıl lobicilik faaliyetleri yapıldı? Ya da PYD'nin hangi, bile bile PYD ile PKK'nın aynı örgüt olduğunu bile bile PYD'nin korunup ona silah verilip PKK'nın terör örgütü listesinde tutulması. Bakın ikili siyasetler var. İç içe geçmiş, çok daha sofistike bir durumdan bahsediyor. O yüzden böyle hani 1960'ların, 70'lerin kafasıyla bakamayız buraya. Terör gün be gün değişiyor ve araçlarını değiştiriyor, kavramlarını değiştiriyor ve saldırıyor ve öldürüyor. Bizi öldürüyor. Bu bir saldırıysa, biz bununla da hukuk içerisinde, demokrasi içinde mücadele etmeye çalışıyorsak ve siyasi liderlerimiz, devlet başkanımız Amerika'da bunu bütün dünyaya anlatmaya gayret ediyorsa, bakın bu böyledir, bizim tahammülümüz kalmamıştır. Şimdi Diyarbakır'dan haber aldım, 7 şehidimiz var derken bir şey anlatıyor. Bunu Türkiye'nin yaşadığı derdi ve canını yakan derdi anlatmaya çalışıyor. Bu bir mücadeledir işte. Peki, yani bu normal sorayım. Bir düzlemde değiliz, biz İsviçre, Belçika değiliz yani. Peki bu ruh hali ve bu bakış açısı alınacak önlemleri çok sertleştirmeyi sonucunu getirmez. Mesela siz diyorsunuz ki o diplomatlarla ilgili, az önce hani onların bu fotoğrafı veriyor olması da aslında bu savaşın bir parçası dediğiniz için söylüyorum. Tabii ki. Persona non grata ilan edilsinler ve gönderilsinler. Ben sebebi bunu yazdım, dediniz. Bunu savunuyorum ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu konsoloslara verdiği tepkiyi cılız buluyorum.
Çünkü bu konsoloslar o mahkemeye geldik. Evet, kovalım. Evet, kovalım. Çünkü o zaman niye Amerika'ya gidiyoruz kovacaksak? Bakın bu Amerikan Büyükelçiliği'ne kovacaksak niye gidiyoruz ya? Bu bir ezik psikolojisi. Bakın ya, 64 tarihli Viyana Sözleşmesi. Obama'yla görüşmek için oralarda beklerken niye adamları kovalım gitsinler? İkna ediyorsunuz. Bu diplomasidir. Bir diplomat bir ülkede, kendi ülkesinin gönderdiği bir diplomat gittiği ülkede bir güven mektubuyla gelir. O devlet gönderdiği devlete, gönderdiğim kişi şu şu şartlarda sizin güveninizle benim teminatımla bulunacak. Ve devlet öyle kabul eder o diplomatı. Ve hangi hususlarda nasıl bir çalışma yapacağı uluslararası bir hukuk metninde, Viyana Sözleşmesi'nde belirtilmiş. Ve 23. maddesinde apaçık bir şekilde şu söyleniyor. Eğer bir diplomat istenmeyen kişi persona non grata ilan edilirse, o diplomatı o devlet sınır dışı edebilir, ülkeden gönderebilir ve gönderirken de o devlete şu şu nedenlerle gönderiyorum demek zarureti yok. Bence bu konsoloslar o siyasi bir davada toplu olarak bir fotoğraf vererek sosyal medyada Türkiye'de artık nasıl bir devlet olacağına karar versin diye bir sömürge valisi gibi paylaşımlar yaparak bir siyasi siyaset yapmışlardır. Bunun sonuçlarının ne olacağını bilmeyen insanlar değillerdir. Dolayısıyla bunun bir bedeli olmalıdır. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben ülkemde böyle insanların tutulmasını istemiyorum. Bir reklam bunun lazım. Türkiye'ye, Türkiye toplumuna yakışmadığını, bizi hakaret edenlerin hak ettiğiyle karşılık bulması Amerika istiyorum. Ve İtalya dedi ki bundan sonra da bunlara devam edeceğiz dedi. Şimdi onu konuşacağız. Yüksel Taş'la devam edeceğim zaten ama bir reklama gitmek zorundayım saat başından önce reklamla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti, sebepleri, sonuçları, bütün bunları konuşurken Fatime Özkan'ın çok dikkat çekici bir yazısı olmuştu bu hafta. Hazır kendisi buradayken onu da konuşuyoruz. Can Dündar ve Erdem Gül ile birlikte fotoğraf çektiren, hatta selfie çektiren diplomatlar persona non grata ilan edilsin ve ülkelerine gönderilsin. Çünkü zaten şu anda bir savaş hali var topyekün. Aslında Çanakkale Savaşı koşullarındayız değil mi? En son öyle dediniz ama bir şey söylüyordunuz. Oradan Profesör Yüksel Taşkın'a geçeceğim ama siz bir cümlenizi bağlayın ya isterseniz. Evet, ben hani o yazımı o düşüncedeyim. Ben göz hizası olmayan hiçbir ilişkilerin insanlar arasında olduğu gibi devletler arasında da olmasını kabul etmiyorum, bunu reddediyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye'nin asla kendi altına imza attığı metinlerdeki hukukun altında kalmamasını, kendi toplumunu, devletini, onurunu da böyle gelenin geçenin istediği şekilde müdahale edeceği, üstten laf söyleyebileceği bir pozisyona itemeyeceğini, itmemesi gerektiğini söylüyorum ve talep ediyorum ve emrediyorum bir vatandaş olarak devlete. Ve bununla ilgili şimdi hep Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde ABD Başkonsolosu'nun kendisini ziyaret ettiği örnekleniyor. Buradaki bir duruma dikkat etmek lazım. Şimdi bir belediye başkanı, yani seçilmiş bir siyasi yargılanıyor bir nedenle ve makamında bir başka ülkenin konsolosu geliyor ve durumla ilgili bilgi alıyor. Diplomatların işi budur zaten. Bulundukları ülkede bilgi toplarlar ve kendi ülkelerine rapor ederler. Bunda anormal bir şey yok. Ama burada bu konsoloslar birden fazla konsolos, mahkeme salonuna gidiyorlar, siyasi bir dava, bir casusluk davası ve orada poz veriyorlar. Sosyal medyada da Türkiye'yi hakir görecek şekilde ifadelerle bunu paylaşıyorlar ve ayar veriyor İngiliz Başkonsolosu. Türkiye'de nasıl bir ülke olacağına karar versin vesaire. Bu ikisi arasındaki farkı fark etmek lazım. Burada siyasi bir eylem bu ve bir üstenci bir eylem. Buna izin verilemez. O yüzden onların persona non grata istenmeyen kişi ilan edilmesini talep ediyorum. Benzer bir yazıyı bu mevzuda da adı geçtiği için hatırlatmak lazım. Can Dündar 17 Mart 2006 tarihinde Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde dönemin Amerikan Başkonsolosu'nun persona non grata ilan edilmesini ve sınır dışına gönderilmesini, ülkesine geri gönderilmesini yazıyor. Benzer bir nedenle Edelman o zaman Cumhurbaşkanı Sezer'in Suriye'ye yapacağı ziyaret üzerinden siyasi mesajlar veriyor. Ve haklı olarak o da diyor ki bir diplomat o ülkenin iç işlerine karışamaz ve siyasi mesaj veremez. Hı hı. Bu nedenle istenmeyen kişi olarak gönderilmeli diyor. Bu yazının altına imzamı atıyorum.
Peki. Bütün bunlarla geliyorum. Profesör Doktor Yüksel Taşkın size. Ben Fadime Hanım'ın özgüven bunu gerektirir dediği şeyde bir özgüven göremiyorum. Çok buram buram bir özgüvensizlik var. Yani bizim bir mahkememiz hukuk devleti, hukukun bağımsızlığı vesaire gibi süreçler, işte bağımsız bir basınımız olsaydı bu dava ile ilgili şeffaflık meselesinde bir problem olmazdı zaten. Yani bu zaafları biz kendimiz yaratıyoruz. Yani Türkiye'de son derece demokratik, son derece özgürlükçü bir ortam yaratabilseydik. Örneğin kimse basın özgür demesin, uzun uzun bu konuda konuşurum. Basın özgür olsaydı, diyelim ki bu tür diplomatların kötü niyetli olanları olabilir, iyi niyetli olanları olabilir. Yurt dışından gelen daha demokratik zihniyetli insanlar olabilir, daha başka planları olan insanlar olabilir. Buraya malzeme veren bizim özgüvensizliğimizdir. Bizim bir türlü demokrasiyi içselleştiremememiz, kendi dışımızdakileri hayat hakkı tanımamamız. Siz Fethullah, ne gibi Fethullah mesela? Gülen kendi dışımızdaki diyorsunuz mesela. İnsanlara bir hayat tanımamamız vereyim. Ne demek? Bakın Fethullah Gülen terör örgütü diyorsunuz. Kesinlikle o yapının devlete etki etmeye çalıştığı, siyasete etki etmeye çalıştığı belli. Bu konularda hukuk devreye girmeli ama bunun ölçüsünü öyle kaçırırsanız, yani bunu sizden bahsetmiyorum, ben genel bir yapıdan bahsediyorum. Bunu böyle neredeyse bir paranoya haline getirirseniz, her duvarın arkasında bir Fethullahçı aramaya başlarsanız, bu bumerang gibi sizi ve sizin demokrasinizi vurur. Karşımıza çıkınca da gözümüzü ama bakın, yummamız şimdi, gerekmiyor. Şu noktaya mı gelecek? İnsanlara yalan testiyle işte Fethullahçı olup olmadığını anlayacak. Yani bunun bir ölçüsü olmalı. Ölçüsü burada var. Sınır kaçırılır. Mesela Mitter'larını durduran savcı, bakın, Fethullah Gülen terör örgütünün savcısıdır. Şimdi bunlar... Çünkü Reyhanlı saldırısını durdurmayan ve 52 kişinin ölümünde sebep bakın, olan hep iddia. Savcıdır. Ben size şunu söyleyeyim. Çok somut bir şeyden dünyadan, bahsediyorum. Bu dünyadan onunla çıkamazsınız. Öyle bir karanlık, komplocu bir dünya ki bu. Onun medyanın kullanılması, ben konuşayım Can Dündar'ın kullanılması da yapılan şey ben bir fikir özgürlüğü değil. Bakın parmağınızı da öyle sallamayın. Ben konuşayım. Bakın öyle bir dünya o yaratıyorsunuz. O devlet parmağı. Karanlık. Yani herkes bizim arkamızda, peşimizde. Ya yumuşak güç diye bir kavram kullanılıyordu. Mesela Mısır'da bizim dizilerimiz üzerinden büyük kamuoyu oluşuyormuş. Bundan memnun oluyorduk. Hala bir ara bunları tartışıyorduk. Yakın zamanda CHP milletvekilleri oraya bir ziyaret yaptılar. Devlet eliyle bu dizilerin yasaklandığı gibi bir duyum aldık. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bence Türkiye kolay olanı değil zor olanı seçiyor. Ya kardeşim bu memleketi demokratikleştirsek, yumuşak güç dediğimiz kavramlarla, yani insanlarla kültürel bağlar kurmaya çalışsak ve Orta Doğu ile ilgili bir zamanlar Abdullah Gül'ün kullandığı bir söylem vardı ve ben çok beğenmiştim. Diyordu ki Orta Doğu'daki her halk bizim akrabamızdır diyordu. Yani neydi? Türkmenleri de Kürtleri de katıyor, Arapları da katıyor, Hristiyanları, Süryanileri de katıyor. Dolayısıyla biz akrabalarımızla bağlarımızda hiç kimseyi ne arkaya ne öne, yani hepsine eşit mesafede duracağız gibi bir söyleme çektisek, buradan Suriye'ye kutuplaşma taşıyacağımıza, ki onun sonucunda oradan buraya kutuplaşma geldi. Yani bütün bu politikaları gözden geçirsek, yanlışlarımızı özgüvenle, ki sizin bakış açınızda özgüven görmüyorum, hatalarımızı revizyona tabi tutsak, böylece dünyaya, yani dünya kamuoyuna açıldığımızda çok daha rahat ederiz. Şimdi Türkiye'de şöyle şimdi bir durum var. Bir saniye. Siz... Direkt... benim üzerimden ben şahsiyleştirerek konuştuğu için hayır, bir cümlesini tamamlasın. Hayır, ben konuşma, onlarca köşe yazarı ve siyasetçiden bahsedebilirim. Yani bu bir zihniyet ve ortak bir zihniyet alanı. Şunu söyleyeyim, bakın. Şimdi Türkiye bir süredir belli konularda el yordamıyla bir arayışa girdi. Batı ile ilişkilerinde bazı yeni açılımlara gidiyor. Yani mülteciler konusu, Davutoğlu dedi ki biz Avrupalı bir milletiz dedi. İşte Amerika ile belli arayışlar söz konusu, Çavuşoğlu'nun demeci vesaire. Ya şimdi bu yapılırken hükümet yanlısı basının bir kesiminde artık frenleri tutmayan bir Batı karşıtlığı. Yani bakın Erdoğan gidiyor, Yahudi lobisiyle görüşüyor. Diyor ki Türkiye ve İsrail'in birbirine ihtiyacı var. Diyor ki çok güzel bir söylem, bunu destekliyorum. Antisemitizm ve İslamofobi iki büyük tehlikedir. Yani bu konuda beraber derken işte belli basın kesimlerinde direkt Yahudileri hedefleyen şeyler olabiliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hiç katılmıyorum. Bir de hani orada neokonlar var diyorsunuz ya, burada da hükümete yakın neokonlar var. Aynı zihniyet dünyası. Bakın siz mesela Amerika'da bir tek şeyler var sanıyorsunuz, neokonlar. Obama'yı her konuda eleştirebilirsiniz ama bir tuzağa düşmemiştir. Ben de Obama'yı çok ciddi eleştiriler getiriyorum. İslamofobi tuzağına düşmedi. Bu konuyu yani tartışabiliriz. Bunu yaparken de bu neokonlara uzak durdu, belli bir mesafe koydu. Adamın da günahını almayalım her konuda. Çünkü neokonların Amerika'ya büyük bir maliyeti vardı. Şimdi
öyle bakmanız lazım ki nüanslı ve zengin bakmanız zaten lazım. Zaten hangi Amerika diyerek sordum. Tamam, şimdi aynı orayı paylaşıyorum. Hangi Amerika dediğinizde orada mesela biraz daha insan hakları ve demokrasiye daha yakın olabilir, kesimler olabilir. Daha, mesela Sanders diye bir adam var değil mi? Hillary Clinton'la rekabet ediyor. Her ikisince benim dostum olamaz diyor. Onun diyor Orta Doğu politikası vesaire ben paylaşamam diyor. Ama Sanders Yahudi kökenli. Ve Amerikalı gençler onun Yahudi olup olmadığına bakmadan destek veriyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün mesela Karar Gazetesi'nde Mustafa Karaalioğlu'nun bir yazısı vardı. Dışarıya geliştirdiğimiz öfke yüzünden demokrasimizi ve insan haklarımızdan hıncımızı almayalım diyor. Yani bu birbirini tam zıttı olarak olumsuz yönde etkileyen bir şey. Yani Batı karşıtlığının artık Türkiye'de şöyle bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Kraldan çok kralcı, yani frene basamayacak bir hale gelindi artık. Herkes düşmanımız, elinizde çekiç varsa her şeyi çivi gibi görmeye başlıyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin şöyle bir sıkıntısı var bence, şöyle düşünüyorum. Soğukkanlılık gerekiyor. Şimdi bakın. Bir öz eleştiri. Diyelim ki ben şimdi Erdoğan'a belli bir eleştirelikle baktım. Belli yani. Herkes biliyor bunu. Ama %52 ile gelmiş. Cumhurbaşkanıdır. Ama şunu söyleyeyim. Mesela Erdoğan'ın orada ayağa kaysa Türkiye'de sevinecek milyonlar var. Ya bu da yanlış. Ama niye bu duruma geldik? Yani niye bu kadar bu ülke bu kadar kutuplaşmayı abarttıkça abarttı? Şimdi ilk taşı en günahsızınız atsın diye meşhur bir şey var. Ben burada her kesimi eleştirebilirim. Kendi bulunduğum cenahı da eleştiririm. Erdoğan'ın destekli. Ama bu bizi nereye götürür? Peki bu ülkedeki bu kutuplaşma, yani Cumhurbaşkanı'nın orada ayağa kaysa, Obama onun karşısında ayak ayak üstüne alsa, bunu da tartıştık bir aralar. Yani tabii. Tuhaf tuhaf komplekslerimiz var açıkçası. Sevinecek ondan insanlar bahsediyorum nasıl işte. Oluştu? Bakın, İtiraz ettiğiniz şey tamam, bu. Tamam, işte onu söylüyorum. O kompleksten şimdi, bu ülke birbirinden nefret eder hale nasıl geldi ve biz bunu nasıl engelleyebiliriz? Benim şöyle bir teşhisim var. Diyorum ki şimdi belli bir basın kesimi, yani hükümet yanlısı olabilir ama bunun tam karşısındakiler de aynı şeyi yapabiliyor. Mesela bir örnek vereyim. Bu Ensar Vakfı üzerinden bir tartışma gidiyor değil mi? Şimdi bireysel tartışma bireysel gideceğine çok İslamofobik tepkiler de veriliyor değil mi? Yani görüyoruz bunları. Bu da yanlış ama şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi öyle bir psikolojiyle sürekli karşıtlarımız hatalı, hepsi bize bel altından oynuyorlar. Bunlar aslında darbe yapmak yani istiyor. Yani meselelerin vesaire. Özünü kaybediyoruz. Evet. Kime yarar bakış açısıyla bakıp evet, ona göre takım tutar taraf, gibi. Taraf bu Türkiye'yi nereye götürür söyleyeyim size. Mesela darbe olayına bağlayıp bitireceğim. Çok uzun konuşmayayım. Çünkü şu anda Türkiye'de ben de bir darbe tehlikesi olduğunu düşünmüyorum ama böyle gidersek olabilir. Yani kaygan zeminde böyle bir şey olabilir. Siz de biliyorsunuz mesela İslamcı mı olduğu ne olduğu belli olmayan bir figürdü. Kimse anlayamıyordu. Birdenbire askerci olup darbe yaptı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sizin demokrasiniz, insan haklarınız, yargı bağımsızlığınız güçlü değilse, yani yumuşak güçleriniz yeterince güçlü değilse, başka bir zeminde ülke böyle tuhaf bir kutuplaşmaya daha da derin bir şekilde girerse, birileri darbe de yapabilir. Yani bizim bunu engelleyecek kolay olan yol varken niye zor yoldan gidiyoruz? Bu ülkenin halkı birbirine milli ve gayrimilli diye nasıl bölünebilir? Yani bazı yazarlar var, yani daha hükümete yakın yerlerde, işte bunlar benim gibi insanları gayrimillilikle itham ediyorlar. Halbuki ben şunu söyleyebiliyorum, bakın şunu söylüyorum. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı nispi özelliği, bırakın özellik olamıyorsa bile nispi özelliği olan bir yerde durmalı ve zaman zaman hayır diyebilmelidir. Yani bu parti bunu yapabildiği sürece eyvallah ama bunu bütün dünya benim düşmanımdır, Batı karşıtlığı üzerinden yapar ve bu ülkenin kendi içindeki kutuplaşmayı derinleştirirse buna okey demem. Ama ilke olarak Türkiye'nin müstemleke zihniyetiyle değil de ben bu konuda sizinle aynı şekilde hareket etmiyorum, buna hayır diyorum diyebilme esnekliğini ben de destekliyorum. Nasıl oluyor da ben gayrimilli oluyorum vesaire? Bütün bunlar çok çok önemli şeyler. Şimdi mesela kendi insanlarımızla milli gayrimilli diye bakın işte bitireyim. Kendi insanlarımızı gayrimilli diye niye rencide ediyoruz? Yani farklı düşünüyorlar diye niye öteliyoruz? Bir sürü genç insan Kanada'ya falan gitme böyle bir şeyler söylüyor. Peki bu ötekileştirme çok tehlikeli bir boyuta gelmeye başladı. Bu yarılmada darbeye zemin hazırlar. Ya, şöyle söyleyeyim darbeye zemin hazırlamazsa bile puslu bir havaya iç savaş. Her şey zemin hazırlayabilir. Zemin hazırlar. Bir cümle alıp hadi başkana geleyim. Yani benim zaten mesela AK Parti'de eleştirdiğim 2011'e gelene kadar evet %50 oy vermiyordu AK Parti'ye. Eleştiriyordu, haz etmiyordu, sevmiyordu, beğenmiyordu ayrı bir şey. Ama 2011'den sonra bu %50 nefret etmeye başladı. Bu tehlikeli bir şey. Böyle bir ülke yönetilemez. Yani önemli olan kutuplaşmayı ve gerilimi derinleştirici değil, daha birlikteliği
pekiştirici şeyler yapmak lazım. Elbette. O yüzden herkesin yani bu, kendini eleştirmesinde... Şimdi bu dilek cümleleri, dilek kipiyle kurulan cümleler başka bir düzlem. Ben de şimdi dünya barışından başlayarak onlarca dilek cümlesi, temenni cümlesi kurabilirim. Çünkü ben dünyayı değiştirmek isteyen bir insanım. Ve bu ölümlerin, bu terörün, bu açlığın, yoksulluğun, haksızlığın olmasını istemiyorum. Bütün duruşum bunun üzerine. Şimdi Yüksel Bey'in söylediği... bakış açısı da yani temenni cümlelerinden oluşan ve gerçeklerle karşılığı olmayan, güncel olan, tartışılan olandan bağımsız üst düzlemde soyut bir konuşma yaptınız. Ve burada direkt beni hedef alarak bir kere ben sizin bakışınızı noksan buldum bu nedenle. Elbette büyük bir özgüven içerisinden konuşuyorum ve bunu da kendimizden, kendi devletimden, kendi ülkemden, kendi toplumumdan ve kendi toplumun değerlerinden ve düşünce dünyasından, potansiyelinden alarak bir şey söylüyorum. Şahsımla ilgili bir şeyden söylemiyorum. Devlete evet buyuruyorum. Çünkü devlet vatandaşına hizmet için vardır. Ben devlete bakışım budur. Bireye odaklıdır ve benden dolayı bakarım. Bunda da bu bir özgür... Evet. Benim zihnimdeki devlet birey ilişkisi böyle bir şeydir. Şimdi bu noksan bakışın bizi sürüklediği bir yer var. Neresi orası? Bizim işte pratikte bir gerçeğimiz var. Şimdi ocaklarını söylediği kutuplaştıralım olmasın. Ben geçen hafta İrlanda'daydım. İre barışını sağlayan taraflarla, iki tarafla da görüşerek bir hafta süren bir çalışma gezisi yaptım. Belfast'ta ve Dublin'de görüştüm. Ben işte Birleşik Krallık topraklarındayken ailem çok tedirgindi bir terör olayına kurban giderim diye. Hiç de sadece Türkiye bu anlamda tehlike altında bir ülke değil. Avrupa da son derece tehlikeli bir yer. Ama şunu söylemek istiyorum. Orada İRA sürecini yapan İrlanda eski Dışişleri Bakanlarından Aher'le konuştuğumuzda şunu pek çok şeyi net olarak dinledim kendisinden. Ve diğer taraflarla da dinledim. Mesela orada terörün bir medyası yok İran'ın. Bir medyası yoktu. Ve İRA terörünü öven, bahane üreten, kamufle eden bir medya da yoktu. Orada Sinn Féin'in lideri Gary Adams televizyona çıkamıyordu. Hiç kimse çıkamıyordu ki Gary Adams Demirtaş'a tekabül eder. Yani partinin liderinin bile televizyona çıkamadığı, konuşma yapamadığı bir yasa var. Ve ilk kez televizyona çıktığında sesi dublajlanıyor. Ve o yasa geri çekildiğinde büyük bir tepki oluşuyor. Türkiye ama o kadar özgür bir ülke ki, basın özgürlüğü o kadar geniş ki, her siyasi partiye yakın gazeteler, televizyonlar olduğu gibi terör örgütlerine yakın gazeteler ve televizyonlar da var. Ve PKK'nın medyası bütün kendi eylemlerini, terör saldırılarını övüyor ve kitleselleşebiliyor. Bu kadar özgürlük fazla. Yani bunun hukuk içerisinde insanların yaşama hakkını koruyacak şekilde bir düzenlemeye girmesi gerekiyor. Ve ben bunu işte tam da bu özgüven içinden söylüyorum. Bu hak ve özgürlükleri kısıtlamak değildir. Birinci hakkı teminat altına almaktır, yaşama hakkını. Peki, Uygar Akal. Bu şeyle özgüven, kutuplaşma ve şey meselesi. Biz efendim özgürlüklerimizi, demokrasimizi geliştirelim. Yumuşak güç olsun, şeffaflıktan o zaman korkmayabiliriz. Konsolosların mahkemeye gelmesi vesaire o bağlamda tartışılıyor. Yok, hayır, bunlar işte bize ders verecek halleri yok vesaire karşı çıkış. Aslında bütün bunların nedeni bizim basın özgürlüğümüzün birden eksilmeye başlaması, başka bir şeyin olmasından kaynaklanmıyor. O onun üzerinden tartışılıyor. Reel politik olarak bakmak gerekirse, konuşanların kendi açılarından söylediklerinden de yani farklı fikirde olduğum için de değil bu söylediğim. Temel sebebin bu son gerginliğin çıkışında ve gerilimin giderek artmasında temel etkenin bunlar olduğunu düşünmediğim için söylüyorum. Temel etkenin Suriye politikasına dönüp dolaşıp oraya dayandığını düşünüyorum. Eğer bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti Suriye politikasında başlangıçta olduğu gibi
tam bir ahenk içerisinde ve ortak örtüşen çıkarlar olduğunu düşünerek aynı politikayı izlemeye devam ediyor olsaydı bu tartışmaların hiçbiri olmayacaktı. Yani o konsoloslar o mahkeme salonuna gelmeyecekti. Gelseydi buna böyle büyük bir tepki duymayacaktık. Çünkü siyasi, o gerçekte içerdiği o siyasi mesajı içermeyecekti. Çünkü burada şunu kabul edelim. Hukuken gelebilirler. Ama siyasi mesaj içermiyor evet. mu? Hayır, içeriyor. Nedir o mesaj? Yine Suriye'ye dönüyor. Neyle yargılanıyor bu gazeteciler? MİT'tırları. O MİT'tırları nereye gidiyordu? Suriye'ye gidiyordu. Yani iş geliyor yine Suriye'ye. İlk kez mi gidiyordu? Buradan, Türkiye üzerinden, Amerika'nın haberi olmadan falan mı oluyordu? Hayır. Amerika mesela en zehir zemberek yazı Michael Collins diye bir gazeteciden geldi. Bu neokon falan değil, Obama'dan daha liberal, Sanders'dan daha liberal, daha böyle bir genç bir gazeteci. Ben hayatımda bu kadar sert bir yazı görmedim ve orada söylediği şey çok basit. Biz IŞİD'e destek verdik. Biz büyüttük Amerika olarak diyor. Evet. Türkiye de aynı şeyi yaptı. Ve birbirimizle bilerek yaptık bunu. Yani birbirimizden gizleyerek değil. Çünkü Esad'ı devirmek istiyorduk. En çok Amerika devirmek istiyordu. Türkiye politikasını ona uygun hale getirerek buna katıldı diyor. Ve böyle de gitti güzel güzel diyor. Ama bir noktadan sonra... Amerika aynı, döndü, Türkiye politikasını onu adapte edemedi. Evet, yok adapte etti diyor. Hı-hı. Biz bunu, bu böyle bir politika izledik, Türkiye kendisini bunu adapte etti diyor, güzel güzel de gitti bu iş diyor. Fakat sorun şu, Esad gitmedi. Ve tıpkı bu sefer Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı El-Kaide'yi nasıl biz desteklediysek ve sonra o canavara dönüştüyse, fazla büyüdüyse ve bizi vurmaya başladıysa, IŞİD aynı sorun haline geldi ve biz politika değiştirdik. Türkiye değiştirmedi. Biz politika değiştirdik Amerika olarak diyor. Ve evet yine Esad gitsin iyi güzel ama en yakıcı, en acil, birinci öncelik IŞİD'le mücadeleye döndü. Ve buna karşı bu sefer PYD ve benzeri gruplara da onlarla mücadele etsin falan diye desteklemeye başladık. Oysa Türkiye eski politikaya devam etti. Yani Esad'ın devrilmesi birinci öncelik. Ondan sonra işte bu Suriye'nin içine muhaliflere giden, Türkiye'den giden yardımlar, destekler, oradaki gruplara vesaire o nedenle ortaya çıkarıldı bu MİT'tırları. Ve çok sembolik bir şekilde yani bu politika çatışma haline gelen bu politikanın ortaya çıkarılması, cezalandırılması için. Bunun siyasi mesajını da Erdoğan gayet net olarak aldı ve o gazeteciler de bunun, buna çanak tutuyor diye onların karşısında yer aldı. Konsoloslar da bu sefer hayır. Biz bunları savunacağız diye oraya gidiyorlar. Yani geliyor iş biz Suriye. Biz de bu arada Amerika'dayız ama. Yani evet. Dolayısıyla çünkü şey diplomasisi çıkalım çıkabiliriz. Çünkü ipler mesela eskiden İran'la Türkiye'nin olduğu noktaya gelmedi henüz Allah'tan. Dolayısıyla bu diplomasi trafiği devam eder ama arkasındaki sorun MİT'tırları, bu Can Dündar'ın davası, konsolosların oraya gitmesi, bizim buna büyük tepki göstermemiz Türkiye olarak vesaire hepsi Suriye politikasında Amerika değişikliğe gitti. Türkiye bu değişikliğe kendi sebeplerinden dolayı ve haklı sebeplerden dolayı geçmek istemedi. Çünkü PKK'nın oradaki uzantısı olan bir şeyi desteklemek anlamına gelecek. Bu Erdoğan AKP meselesi değil. Bunu hiçbir hükümet yapamaz. Ya durdurmaya gücü yeter mi? Belki yetecek, belki ama yetmeyecek IŞİD, ama IŞİD'i yapamaz. IŞİD'i savunmak zorunda değil. IŞİD'i, hayır, Türkiye'de IŞİD'i böyle yok. IŞİD'çi kitleri yaratılması söz konusu olmamış. Birincisi şunu söyleyeyim. IŞİD'i destekliyorum, IŞİD iyidir falan demiyor hükümet. Ha şu söylenebilir, yani yeterli mücadele etmiyor falan filan denilebilir. Ama buradaki mesele çok açık söylemek lazım. Yine real politik açısından Amerika da destekledi. Hem IŞİD'i, hem El Nusra'yı, hem hepsini, bütün Selefi örgütü. Şüphesiz. Bütün, ve Türkiye'yi sen de destekle dedi. Türkiye'de yani Esad'ın devrilmesi için muhalif grupların hepsine destek vereceğiz ve şey yapalım. Ama mesele başka bir boyuta varınca Amerika bundan vazgeçti. Türkiye IŞİD'i desteklemeye orada devam ediyor bir, falan diye bir şey yok. Orada bir ayrıntı koymak lazım tabii. İlk başta belki IŞİD Nusra çok belirgin değildi. Orada bir yapı vardı. Türkiye'nin
başından beri orada savunduğu tez doğru bir tez. Hangisi? Yani dedi ki daha ılımlıları biz kontrol altında tutabileceğimiz şeylere gruplara destek verelim. Hı hı. Ve Amerika'yı da aslında bu konuda ikna etmeye çalıştı. Çünkü Amerika baştan Türkiye'den daha istekliydi. Hemen Esad'ı devirelim diyordu. Evet. Şeyde. Fakat sonra Amerika bu işe fazla destek vermedi. Yani belli aralarla özellikle o ÖSÖ'ye filan destekler vermeye çalıştı. Başarısız oldu. Başarısız oldu. Başarısız olunca vazgeçti. Fakat o politikada. Oradaki yapı esas orada ılımlıları güçlendiremedikleri için, doğru. Yani Türkiye'nin de hataları olmuştur. Ama Amerika'nın esas orada bir sorumlu varsa o işlerde sorumlu olan aslında Amerika'dır. İlk savaş çünkü koptuğu zaman ılımlılar zaten güçlenmez, radikaller güçlenir. Ve dediğiniz doğru, Amerika bu politikanın mimarıydı. Türkiye'nin politikası değildi bu. Dikkat edin, Erdoğan ve Esad'ın son derece yakınlaşan, sınırların kalktığı falan bir ortam vardı. Sonra birden Erdoğan dönüp şey demedi, biz bunu devirelim falan demedi. Bunu Amerika dedi. Daha doğrusu o dönemin dışişleri, Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın meşhur çıkışı vardı. Esad gitmeli. O politikanın mimarı Amerika'ydı. Biz de tamam o gitsin, gitmeli, doğrudur, demokrasi olsun orada vesaire diyerek aynı düzlemde politika izlemeye devam ettik. Ve o zamana kadar Türkiye'de demokrasi, basın özgürlüğü, şu bu konusunda öyle büyük şikayetler falan gelmiyordu. Şimdi birdenbire bu konu en hassas mesele olarak önümüze gelmeye başladı. Sebebini ya biz hakikaten basın özgürlüğünde eksilme mi var falan, bu doğru sorular. Yani kesinlikle bu konuda dünyanın en iyi sicili olan ülke olmayabiliriz. Ama Suriye konusu anlatsaydık konu bile olmayacaktı. Konu bile olmayacak. Bir reklama gidelim, devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden enine boyuna ya. Aslında Merve Hanım, size sormak istiyorum. Şimdi bir taraftan Suriye meselesi olmasaydı biz hiçbir şekilde Türkiye'nin demokrasileri, özgürlüğü, şusu busu bunları konuşuyor olmazdı. Konu bile olmazdı ne dünyada ne iç siyasette dediniz en Suudi son. Suudi Arabistan'ın mesela demokrasisini eleştiriyorlar mı? Neden? Çünkü politikaları örtüşüyor, dış politikaları. Evet, bu meseleden yola çıkarak devam edelim. Bir de işte az önce konuştuğumuz diplomatlar meselesi, hepsi zaten iç içe geçmiş meseleler. İşte masum bir mesele olmamına ilişkin hani sizin verdiğiniz ilginç detaylar, bilgiler var. Arada da sormuştum size. Sizi bir dinleyelim bu meseleyle. Ne düşünüyorsunuz? Okay. Aslında Fadime Özkan'ın az evvel verdiği örnekle başlamak istiyorum. Can Dündar'ın 2005 tarihliydi galiba, değil mi? 2005 tarihli, evet. O Persona non grata başlıklı yazısında Edelman'a Türkiye'nin aslında işte dış işlerine, iç işlerine ve dış işlerine diyelim, sonuçta kendi verdiği kararlara karışması nedeniyle yani Persona non grata ilan edilmesini söylediği yazıda şöyle de bir şey söylüyordu. O dönemde Türkiye'de sırf bu yüzden, Amerika'nın Türkiye'nin iç işlerine, kendi meselelerine karışma sebebiyle Amerikan karşıtlığının hiç olmadığı kadar yükseldiğini söylüyordu bu yazıda. Zaten eskiden beri doğruya doğru, yani Türk milleti aslında özünde böyle anti-emperyalisttir. Özellikle Orta Doğu politikaları sebebiyle, ki o yazıda da haklıydı. Tam da aslında böyle zamanlardan geçiyoruz. Şimdi Yüksel Bey az evvel Türkiye'de Batı karşıtlığı inanılmaz şekilde yükseliyor dedi. Bazı yorumlar da oldu. Ben de kakofoni olmasın diye karışmak istemedim ama hem de onlarla beslemek istiyorum. Dışarıdan müthiş bir baskı gördüğünüz zaman, müthiş bir saldırı gördüğünüz zaman, üstelik de bunların selfilerle işte bu desteği gösteren, aslında sadece bir izlemci, bir gözlemci olarak işte mahkeme salonlarına vesaire gitmediğiniz, bunları selfilerle aslında duygusal bir destekle de teşvik ettiğiniz süreçte tabii ki de yani medyanın içerisine çok girmesine gerek yok. Türk halkı da bu fotoğraflara bakıp Batı karşıtlığını haliyle yükseltecektir. Bu çok kendiliğinden olan bir şey. Şimdi hep demokrasi konuşuyoruz vesaire konuşuyoruz. Suriye meselesi çok önemli. Suriye ile yani Türkiye'de işte bu aniden Erdoğan'ın diktatör ilan edilmesi, aniden işte 17-25 yolsuzluk meselesi, aniden işte Gezi olayları, aniden işte basın özgürlüğü vesaire, bunların hepsinin tekrar tekrar konuşuluyor olması, ki işte birkaç yıl öncesinde işte The Guardian gibi gazetelerde, Huffington Post gibi gazetelerde
gazetelerde aslında tutuklu gazeteci sayıları bundan çok daha fazlayken Türkiye'nin aslında hiç de öyle basın özgürlüğünü kısıtlamayan bir ülke olduğunu söyleyenlerin bugün tam aksini iddia ediyor olması aslında yani bir şeylerin olduğunu gösteriyor zaten. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. 2013 yılının ortasında Gezi olaylarının yeni başladığı dönemde değiliz. 3 yıldır köprünün altından çok sular aktı. Erdoğan devrilmedi ama yani tabiri caizse takke düştü, kel göründü. Yani ortada bir saldırı var. Neye saldırı var? Aslında Türkiye'nin demokratik sistemine saldırı var. Şimdi sürekli olarak demokrasi, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü arda arda böyle kavramlar olarak kullanılıyor ama şimdi ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü tamam bunların hepsini bir ayıralım da demokrasi nedir en basit haliyle? Demokrasi bir yönetim şeklidir. Şimdi bunu konuşurken sanki bu bir yaşam standardı, hayat tarzı, işte ne bileyim bir ideolojiymiş gibi ifade ediliyor. Şimdi sekülerizmi bir ideoloji olarak savunabilirsiniz. İşte liberalizm öyle olabilir. Ama bütün bunların içerisine ne aldıklarımızı biz demokrasinin içerisine yerleştiriyoruz sanki. Demokrasi en basit tabiriyle bir yönetim şeklidir ve yöneteni halkın seçtiği bir sistemdir ve burada aslında baskı altında olan bu. İşte yani rejim değiştir, istifa et, işte darbe çağrıları, ya bunların hepsi aslında halkın iradesine bir saldırı. Geçtim Erdoğan'ı, AK Parti'yi falan. Halk buna doğal olarak tepki verir. Bugün iktidarda CHP olsaydı ve kendilerini seçmiş olsaydılar, halk buna da tepki verecekti. Şimdi bu saldırıyı gördüğünüz zaman üstelik işin içerisine bir de işte IŞİD gibi, PKK gibi, o gibi, bu gibi yani terör örgütleri girdiği zaman yani bu iş yani normal özgürlükleri konuşabileceğimiz bir dönemden geçmiyor. En basitinden sıradan bir vatandaş evine saldırı olduğu zaman yani özgürlüğünü düşünmeyi bırakır, pencerelerini kapatır, kapılarını kilitler. Doğal olarak bu saldırıların kendisi aslında yani özgürlüklerin kısıtlanmasının bir yani kendisi getiriyor diyebilirim. Bu birbirini doğuran meseleler. İşte Küba mesela en basitinden, Küba'da bir darbe olmadı ama Batista rejimi Castro tarafından yıkıldığında Amerika'nın uyguladığı yaptırımların karşılığı neydi? En başta aslında yani halkın üzerinde özgürlük, özgürlüklerin kısıtlanmasıydı, muhaliflerin sesinin kesilmesiydi. Yani terör vesaire, ajanlar, işte istihbarat oyunlarına falan filan yani ülkeler ilk başta bu şekilde reaksiyon verir. Şimdi bahsettiğimiz şey işte 2012-2011 yılları değil. O zamanlar bunları konuşuyorduk ama 2013'ten beri ülkede patlamayan yer kalmadı. İşte Reyhanlı ile başladı ki çok önemlidir bence Reyhanlı. Öncesinde hatta cilve gözü saldırıları. Evet, Suriye politikası Amerika'nın ne zaman değişti? Türkiye'nin de aslında o anda politikasının değişmesini istediler ki öncesinde de aslında aynı değildi. Çok daha farklı bir yerdeydi. Türkiye, Amerika girelim bir an önce işte Esad'ı devirelim, işte biz şimdi kınayacağız, siz de ardımızdan kınayın diye Ankara'ya inanılmaz baskılarda bulunurken yani Türkiye farklı yollar denemeye çalıştı biliyorsunuz. Esad'la görüşmeye çalıştı, reform yapması yönünde temkinli hareket etmeye çalıştı. Hatta İran'la bu konunun çözümünün olabileceğini, bunun bölge ülkeleri arasında çözülebileceğini söyleyerek aslında bir şekilde ayak sürdü ve o zamanlar da böyle bir tepkiyle karşı karşıya kalıyordu. Ardından aslında o tarafa geçmeden şunu da söylemek lazım. O dönemde çok ilginçtir. Ya bugün Türkiye'yi Suriye meselesinde Esad'ı devirmeye kafayı taktı falan filan diye suçlayanların o gün attığı manşetleri hatırlıyoruz. Haber Türkiye NATO Suriye'ye NATO müdahale etmeli tarzı haberler. Esad ne zaman gidecek? İşte Kadri Gürsel'in en azından hatırlıyorum bir yazısı vardı. Türkiye Suriye konusunda yani Esad'ın bir an önce gitmesi konusunda artık bir şeyler yapmalı tarzında yazıları vardı. Buna dur demek Esad ne zaman durdurulacak? Bunu teşvik edenler nedense Batı'nın politikaları bir anda değişince Türkiye'nin de politikalarının değişmesini istedi. Türkiye'nin politikaları da değişebilirdi. Ama Türkiye atıyorum Amerika gibi işte yani binlerce kilometre ötede bir ülke olsaydı bunu rahatlıkla yapabilirdi. Ama biz zaten dizlerimize kadar bu işin içerisine girmiştik. Şimdi yani o zamana kadar olan o değişiklik belki Obama yönetiminin bir anda karar değiştirmesi de değildi. Yani Hillary Clinton'dan tutun CIA başkanına kadar pek çok kişi Obama'nın ikinci döneminin başladığı dönemde bir anda ya işte sağlık sebeplerini gerekçe gösterdiler. Ondan sonra işte bir seks skandalı çıktı mesela falan filan bir şekilde görevlerinden oldular. O günden bugüne Amerika'nın Suriye politikasını şekillendiren isimlerin hepsi de değişti. Hegel gibi isimler vesaire artık dayanamadıkları için de gittiler. Şimdi Suriye'de durumun değişmemesini isteyen bir akıl var. Şimdi biz de dediğim gibi buna eğer çok daha rahat bir ülke olsaydık tamam diyebilirdik.
değişmesin diyebilirdik. En azından Avrupa gibi davranabilirdik ama çok geç kalabilirdik. Bakın işte Avrupa bu konuda Amerika'nın peşine takıldığı için bugün AB yıkılır mı diye konuşuyor. Bugün onlar dahi aslında demokrasi dedikleri şeyden vazgeçmiş durumdalar. Yani demokrasinin en temel meselesi işte. Yani insan hakları, insan hakları diyorsunuz değil mi? İnsan hakları artık kalmamış. İşte şu kadar mülteciyi sana geri göndereceğim. Bir pazarlık, bir emtia pazarlığına dönmüş vaziyette ve bunu konuşabiliyorlar. Şimdi biz bu işin içerisine zaten girmişken, ki zaten aslında hakkın ve haklının yanındayken, işte ülkemizin içerisinde Reyhanlı meselesi, cilve gözü gibi ya bombalar patlamaya başlamışken, bu bizi artık tehdit eder bir vaziyetteyken, bundan vazgeçmemiz hiç de akıl bali bir şey değildi. Bunun olmasına hiç de gerek yoktu. Türkiye bu konuda inat etti. Tezlerinde inat etti zaten. Yani bizi açıkçası kapalı kapılar ardına eminim ki bizi bu batağa siz sürüklediniz de demiştir Türkiye, ki nitekim öyle de oldu. Yani bugün itibariyle buraya gelinmesi, yani Esad'ın devrilmemesiyle bağlantılı. Şimdi İlk başta Türkiye'nin ve Amerika'nın IŞİD'i desteklediği söyleniyor ki o zamanlar IŞİD diye bir şey yoktu. Yok. IŞİD 2013'ün ortasında varlığını ilan etti. O zamana kadar hatta ya daha ötesine gidelim, kimse oradaki muhaliflerin kim olduğunu, ne olduğunu, kaç evet. tane grup olduğunu, nasıl bir oluşum olduğunu bilmiyordu. Şimdi Mehmet Hocak tam orada bir yapı vardı diyor, yapı bile yoktu. Yapı bile yoktu. Güzel, Suriye'de muhalefet kendiliğinden sonra. Oluştu. Yani şebbihalar sokaklara çıkıp insanların gırtlaklarını kesmeye başlayınca, apar topar insanlar toparlanıp işkencehanelere götürüldükçe, durduk yerde tanklar sokaklara çıktıkça, işte mesela Palmira, yani bugün IŞİD'den kurtuldu diye seviniyor insanlar ama daha insanlar ilk sokağa çıktığı anda 50 tane tank, yüzlerce asker sokaklara iniyordu ve o günkü işkencenin bugünkünden çok bir farkı yoktu. Yani hal böyleyken IŞİD, Irak El-Kaidesi'ydi o zaman. Oradaki mezhepçiliği aslında zenginleştirmek amacıyla Suriye'de kendisine çok uygun bir alan buldu. Kendisinin de Irak El-Kaidesi olduğunu da söylemedi. Önce Nusra cephesinin içerisine katıldı ki Nusra da orada o zamanlar fiili olarak varlığı pek çok batılıyı bile rahatsız etmiyordu. Hatırlayın, WikiLeaks belgeleri bir dönem El-Kaide'ye sempati bile oluşturdu batılı insanlarda. Biz neler yapmışız Afganistan'da, Irak'ta ki? Bu insanlar bu hale gelmiş yorumları vardı. Nusra'nın o zamanlar ben hatırlıyorum. İşte Halep'te un fabrikası açtı. Şöyle fakirlere yardım ediyor. Böyle bilmem ne yapıyor diye batılı medyada çıkıyordu. Ne olduysa işte IŞİD, El-Kaide 2.0 diyorum ben onlara. Daha vahşileştirilmiş, daha brutal bir versiyonu. Bir anda ortaya çıktı ki onun ortaya çıkışını biz yani anlatmakta da çok zorlandık. O günlerde hatırlarsınız. İlave edebilir miyim söyleyici? Burada bir çıkmaz söz konusu Suriye politikasında. Şimdi Obama dediniz, oraya istiyor ki, istiyorlardı ki bahsettiğiniz ekip başlangıçtaki Esad gitsin ama Irak tecrübesi o kadar ağzımızı yaktı ki Obama'nın bir vaadi vardı ki bundan bir adım geri gitmedi. Ama Amerikan askerinin postalları o karaya değmeyecek. Evet. Kara şey olmayacak ama gidecek. Peki, ama şimdi öyle değil. Bugün şimdi, daha yeni binlerce Amerikan askeri daha yeni işte tekrar Irak'a ayak bastı. İşte doğru, Musul doğru. operasyonu sebebiyle. Çünkü Musul operasyonu, Fethi operasyonu bilmem ne falan dediler. Hiç de öyle ahım şahım yürümüyor. İşte ikinci kasabayı günler oldu alamıyorlar. Şimdi, çünkü strateji yanlış. Mesele o zaten. Irak'ta bu aslında başarıya ulaşamadı fakat korkunç bir maliyeti oldu. Suriye'de ama yine de rejimi değiştireceğim dedi, Irak'ta rejimi değiştireceğim gibi. Ancak bunu bir topyekün işgalle, yani yoksa tabii Amerikan askeri orada var, topyekün işgalle yapmayacağım. Peki o zaman ne kalıyor geriye? Muhalif güçleri silahlandırmak, oluşturmak, desteklemek vesaire. Ondan sonra çok fazla güçlenince bir tanesi politika değişti. Türkiye'nin ama burada Suriye politikası ile ilgili karşılaştığı bu son durumda ciddi bir sıkıntı var. O da şu. Türkiye diyor ki IŞİD gitsin, evet. PYD de gitsin ama. Esad yine de gitsin. Şimdi bunun olabilmesi için bunlar birbirlerini götürmeyecekse, bunların hepsi birden hemen gitmeliyse, o zaman bu Türkiye'nin de tek başına değil, Amerika'nın da tek başına değil, bütün NATO'nun oraya çok büyük bir kara harekatıyla gerçekleştirilebilir ancak. Sonra oraya yerleşilecek. Ondan sonra yeni kurulacak Suriye'yi elleriyle oluşturacak. Sonra o kendi ayakları üzerinde durabilecek hale gelene kadar orada bekleyecek.
Sonra bu gerçekleştikten sonra kademe kademe geri çekilecek. Bunun istediğiniz şey bu ise ancak bu böyle olabilir. Yalnız... Ama buna hiç kimsenin, yani bu Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte falan, NATO ile falan olması lazım. Söz konusu bile değil. Yani bunu düşünmek dahi onların açısından ihtimal dışı. Böyle olunca karman çorman bir yapıyla, yani orada vazo kırıldı. Şimdi oturacağız, onu tekrar bir araya getireceğiz. Hepimizin hassasiyetlerine uygun bir şekilde olacak bu yeniden inşa. Ama nasıl? Karman çorman bir durum var. Sen onu tutuyorsun, sen IŞİD'i tutuyorsun, öbürü PYD'yi tutuyorsun. Peki diyorsun. Şimdi şunu konuşalım. Yani şimdi mesela bu görüşme gece 3.30'da gerçekleşecek. Belki de işte orada siz bizi bu bataklığa çektiniz. Sizin yüzünüzden evet. falan denilecek belki de bir görüşme olacak ya da olmayacak bilmiyoruz. Ama ne ummalıyız? Yani mesela hakikaten bu ziyaretten sonra bir şeyler değişebilir mi? Yok, hayır, değişmez. Tekrar Suriye her ne kadar anlaşmazlık olsa da biz tekrar iç siyasette veya ülkemizin içinde bunu işte bugün diplomatlar, yarın bir dava, öbür gün başka bir şey olarak mı göreceğiz? Nedir? Şimdi aslında Amerika'nın esas meselesi, en azından içeride konuştuğu mesele, artık Suriye falan filan değil. Tamamen Trump mı gelecek, işte Hillary mi gelecek? Evet. Buna odaklanmış durumdalar. Açıkçası Obama için de Suriye ve vesaire meseleleri bugüne kadar hiçbir şey yapmadığına göre, daha doğrusu yapmama bence bir stratejiydi ve bu da devam ediyor. Yani bu şekilde gidecek. En azından Türkiye endişelerini ve kaç kere uyardıysa bu tezlerini tekrar bir kez daha yüz yüze söyleyecek. Belki çok daha birebir, çünkü Obama ile Erdoğan'ın birebir farklı bir ilişkisi vardı. Bu nedenle çok daha farklı diyaloglar gerçekleşecek ama bunun bir karşılığının şu anda olacağını düşünmüyorum. Bakın, şimdi bir ateşkes başladı. Pek çok aslında durum gerçekleşse de bir gerçek var ki sahadaki çatışmanın ciddi ölçüde düştüğü bir vaka. Ama bunun sebebi zaten ateşkesi zorlayan, aslında o masayı oluştururken sahada yani olamayacak kadar fazla bombardımanı, Esad'ı neredeyse sayıca geçecek Rusya'nın aslında bunu durdurmasıydı. Yani hem ateşkesin bir tarafı hem de aslında zorlayıcısı halinde. Şimdi bir yandan da Amerika ile işte Rusya'nın en azından, çünkü hani işte Suriye'de demokrasi gelecekti, halklar işte bunu istiyorlardı, bir diktatörü devirmek istiyorlardı. İki süper güç oturdular. En azından belli bir kısmında Suriye'nin geleceğini anlaştılar. İşte zaten Esad'ın gittiği gibi bir konuda anlaştıkları söyleyen o da hoş, bugün Rusya yalanladı ama bunu yalanlamaya devam edecek. Ama bir Suriye'nin geleceği için bir A planı, bir B planı en azından var, karşılıklı konuşulan. Ve Türkiye burada devre dışı bırakıldı. Evet, yalnız şimdi mesele şu. Şimdi bu iş 3 sene önce müdahale edilseydi. En azından yani bir askeri müdahaleden, bir NATO müdahalesinden bahsetmiyorum. Yani Esad'ı devirmek için küçük bir operasyon dahi yeterliydi. İşte Rusya'yla yani ipler, yaptırımlar vesaire sebebiyle işte Ukrayna meselesinde bu kadar gerilmeseydi belki daha önceden masaya oturulabilirdi. Amerika'nın bu işi bu kadar germesinin ve bu noktaya getirmesinin ardında işte İran meselesi vardı, biliyorsunuz kırmızı çizgilerini Obama tam aşarken. Peki onu İran'la konuşalım. Mesela nükleer anlaşması yaptı. Yani aslında Suriye'yi İran anlaşmasına bir şekilde kurban etti. Peki İran'da yani o ambargo kalktığı ana denk gelmesi, mesela Rıza Sarraf meselesinin, Rıza Sarraf'ın tutuklanması, onu da o komplonun ya da işte o şeyin bir parçası olarak görüyor musunuz Türkiye ile ilgili? Açıkçası tabii ki de görmek mümkün. Ben bunu biraz daha büyük bir resmin bir parçası olarak görüyorum. İşte son bir haftadır yazdığım yazılarda, yani 2009-2010 küresel krizi sonrasında dünyanın gelişmekte olan ülkeleri, özellikle işte Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin gibi ülkelerin merkez bankası başkanları yani sık sık bir araya gelip, yani bu iş böyle olmuyor, dolara dayalı bir küresel sistem, küresel para sistemi bizim hepimizin, işte Amerika'da bir kriz olduğu zaman hepimizin etkilenmesine sebep oluyor işte. Yani işte daha öncesinde pek çok kriz yaşandı, işte 73 petrol krizi var, o var, bu var ve o rezerv para Amerikan dolarını referans olması ve bununla işte IMF'yi fonlama, Dünya Bankası'nı fonlama ve aslında dünya yönetme üst akılda aslında bu. Yani bu sistemin sekteye uğradığı, bütün dünyayı aslında sorunlarla karşı karşıya getirdiği ve tam da bu nedenle farklı alternatiflere gidilmesine gerek olduğu konuşulmaya başlanmıştı. Çin büyük bir güç, Rusya büyük bir güç. Onlar kalkıp bir yeni dünya kuru
üretelim. Ya da işte bir sepet kur oluşturalım. Dünyanın en güçlü 5 kuru, 6 kuru bir araya gelsin ve biz sadece Amerikan dolarına bağımlı olmayalım dediklerinin ardından, yani işte sadece İran değil dememin sebebi o işte. Yani Venezuela'nın petrol şirketi üzerinden yolsuzluk iddiaları. Brezilya'nın Petrobras'ı üzerinden. Bakın yani Brezilya'nın en sevilen lideri Luna, yani evinden alındı. Adama karşı yapılan yolsuzluk suçlamaları haddi hesabı yok. Siz Erdoğan'la Ahmet-i Nejat benzetmesi yapmışsınız, evet. Onun için soruyorum. Yani Erdoğan özelinde Ahmet-i Nejat'ın kaderiyle mi benzetiyorsunuz? Tabii ki de. Şimdi birincisi Halkbank üzerinden biz bu sistemi bypass ettik. Yani petrolü biz dolar üzerinden değil de Türk lirası üzerinden ödedik İran'a. Kağıt üzerinde Birleşmiş Milletler yaptırımlarına karşı hani hiçbir şeyimiz yok, eksik tarafımız yok. Amerikan tarafı, Amerikan senatosu bu konuda İran'ın petrol gelirlerini kara para olarak nitelediği için biz... Eğer bir Amerikan vatandaşı olsaydı, Halkbank bir Amerikan bankası olsaydı, okey tamam burada bir sorun olabilirdi ama bizi Birleşmiş Milletler kararı bağlıyor. Şimdi buradan yürünemediği için bu yolsuzluk oldu, bu şu oldu, bu oldu. Türkiye buna direnirken bir baktık Erdoğan aniden diktatör oldu. İşte neredeyse Ahmet-i Nejatlaştırıldı. Evet, neden bunu söylüyorum? Çünkü Ahmet-i Nejat Amerikan hegemonyasına karşı dururken, şimdi doğrusu yanlışı artık neredeyse hepsinin birbirine karıştığı bir dönemde bir deliye, bir çılgına dönüştürülmüştü. İşte Holocaust inkarcısından tutun, işte İsrail düşmanlığına, Batı düşmanlığına inanılmaz bir portre çiziliyordu. Bugün itibariyle Erdoğan'a yapılan da bu. 3 senedir gördüğümüz şey bu. Şimdi burada bizim sürekli bir döngü içerisinde kalıyoruz. Basın meselesi. Şimdi basın o kadar saldırıyor ki Erdoğan'a. Bunun da adının hani karşılığının özgürlük olması gerektiğini söylüyor. Evet, olabilir. Basının görevi bence de muhalefet. Ama basının görevi sadece iktidara ya da tek bir lidere muhalefet değil. Muhalif olmak, yani haberin yanında durup herkese muhalif olmak demek. Küresel sisteme de muhalif ol. Yani Amerika'nın en azından Suriye politikasına muhalif ol. İşte yani ne bileyim petrodolar döngüsü ne muhalif ol. Bunların hiçbirinin olmadığı ama sadece tek bir lideri hedef alan mesele de üzgünüm ama yani ardında CIA'nin vesairenin olduğu şeyleri insanlara hatırlatır. Benim aklıma Carl Bernstein'da herhalde Rolling Stones'da yazdığı bir yazı geliyor 2007 yılında. Şimdi adam Washington Post'ta çalışırken Watergate skandalını falan ortaya çıkarmış bir isim. Ayrıldıktan sonra uzun süre 6 ay çalışıyor ve 400 tane ismi alt alta listelediği bir CIA'nin aslında çalıştırdığı gazeteciler listesi ortaya çıkarıyor. Şimdi bu Soğuk Savaş döneminde olan bir şey. Bunun devamı da var. Hani bugün itibariyle Pulitzer ödüllü gazetecilerin dahi aslında CIA'nin işbirliği içinde oldukları. Amerikan vatandaşı olan gazetecilerin aslında yurt dışına gidip recruitment dediğimiz işte orada işe alma faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ve yurt dışında çok çeşitli gazetecilerin gazeteciliğin özellikleri nedeniyle CIA için ya da işte çeşitli istihbarat servisleri için kullanışlı hale geldikleri bir gerçek. Ya şimdi bu varken... Sizin dediğinize şöyle bir ilave yapabilir miyim? Petrodolar döngüsünden... Bir reklama gidelim sonra yapın isterseniz. Bir kısa reklam arası verin. Evet, devam ediyoruz enine boyunaya kaldığımız yerden. MHP eski milletvekili Doktor Uygur Ak'tan sizle devam edeceğiz. Bir ekleme yapmak istiyorum dediniz. Evet, orada Orhan Bursalı bekliyor, ona söz vereceğim. Tabii şimdi çok geniş bir resim çizdi. Petrodolar döngüsü hakikaten çok kilit bir mesele. Bu Irak, İran, Suriye ve Türkiye bu kapsamda değerlendirilebilir. Onun dışında CIA'nin gazetecileri kullandığı vesaire, bunların hepsi bilinen şeyler ve bu uluslararası siyasette yeni bir şey de değil. Sürekli kullanılan propaganda savaşları, istihbarat savaşları vesaire. Biz şöyle bir tavrı yalnız geliştirebilmemiz gerekir. Ben kutuplaşmadan da bahsediliyor da, her ikisinin doğru tarafı da olabilir. Yani yoğun bir saldırı altında hissettiğimiz zaman kendimizi ve bu mesnetsiz de değil, gerçekten de bir saldırı olabilir. Bunun karşısında dolayısıyla evimizi, kapımızı kilitleyeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız doğru ama bu şeye de yol vermemeli. Yani o zaman demokrasi, basın özgürlüğü falan arka plana atılsın. Şu anda çok acil bir durum var falan. Oraya çok rahat kayabilir bu.
Buna yol vermemek ama lazım. Ama demokrasi sadece bir yönetim biçimi. Hayır. Diğer taraftan ise ama bunun üzerinden sadece tartışır isek, yani efendim biz demokrasimizi güçlendirelim, kapılarımızı açalım, o zaman da hiçbir şey olmayacaktır. Bu da doğru değil. Yani ikisinin de doğru olan tarafları var. Evet, demokrasimizi geliştirmeye devam edelim. Onu kurban etmeyelim sırf, yani çünkü ama meşhur özgürlük güvenlik bu dengesi var. Yani bir kısıtlamak için ulusal güvenlik gerekçesi ileri sürülerek bunlar çok kolay hemen feda edilir. Ama şöyle bir şey öteki var. Öteki taraftan da efendim böyle bir şey yok. Siz komplo teorileri şey yapıyorsunuz. Her tarafı da öcü arıyorsunuz. Hayır. Uluslararası siyasette çok sert oynanan bir oyundur. Belden aşağıda vurulur. Bunların hepsi yapılır. Bunu da teslim ederiz. Supi Bey, iktidar saldırı altındayken, daha doğrusu devlet saldırı altındayken doğal olarak böyle reaksiyonlar refleks gösterir ama yapılan haberler maalesef bire bin katarak, yani gerçekleri teyit etmeyerek, mevcut durumu aslında çok daha fazla köpürterek verildiği için biz neyi konuştuğumuzu bilemiyoruz. Şimdi özgürlükler meselesi işte, yani öyle bir hale getiriliyor ki sanki Türkiye'nin en karanlık döneminden geçiyormuşuz gibi. Hayır, böyle bir vaka yok. Peki Orhan Bursalı'ya soralım. Böyle bir vaka var mı? Yok. Bu konuyu, bu şekilde Radikal Aydın Doğan kapattı. Onun bir özgürlükle ilgili bir sıkıntısının olduğunu düşünmüyoruz. Tirajlarıyla ya da en azından. Kaldı Allah aşkına ya, yapmayın lütfen. Ya onu da mı iktidar çıkarsın? Var oldukça fazla. Oğuz medyası diye bir şey var. Nedir sizce bu? Ne anlama geliyor? Ya havuz gazetesinin, havuz medyası denilen şeyin yeni adı lağım medyası olmuş. Şimdi az evvel birbirimize ne kadar saygısız davrandığımızdan bahsediyordunuz. İşte iktidara yakın medyanın sizleri nasıl ötekileştirdiğinden bahsediyordunuz. Sabahtan akşama bu tür küfür ve hakaretleri bu tarafında duyduğunu bilirseniz en azından böyle bir gerçek olur. Şimdi geçtim havuz medyası olup olmamasını. Yani şimdi yani çok daha farklı işte belli medya organlarının haricinde sadece ve sadece yani Erdoğan'ı desteklediği için, AK Parti'ye oy verdiği için insanlar bu zulümle, bu muameleyle karşı karşıya kalıyor sosyal medyada da. Bunun karşılığı desteklemiyorlar da söyleyelim. Bir sürü gazete. Karşılığında değil kimse Erdoğan. Şimdi buradaki gazetecilikle ilgili bir, yani bir, o kadar çok konu açıldı ki burada. Evet. Ve bir sürü yanlış açılardan da aslında bir sürü yorum yapıldı üzerine gazetecilikle ilgili. Gazetecilerin bir takım siyah vesaire falan, yani Türkiye'ye getirerek konuyu, yani Türkiye'de gazetecilerin bir kısmını, özellikle de iktidara karşı, Erdoğan'a karşı tavır alan, eleştiren, durmadan eleştiren vesaire bir takım gazetecilerin siyahının da aynı zamanda embedded, yani içselleştirilmiş ki kendine bağımlı hale getirdiği bir takım gazetecilik kullanmasına örnek verilerek burada da böyle bir manzara çizilmesini hayretle karşılıyorum. Burada aslında tabii ki Siyah'ın gazetecisi var. Gazetecileri. Bu yeni bir şey değil bu. MİT'in de gazetecileri var. MİT gazetecileri diye bir şey var. Fakat en kötüsü burada devlet gazetecisidir. İktidarın gazetecisi olmaktır. Bunun gazetecilikle bir ilgisi yok. Aynı Siyah'ın gazetecisi neyse, MİT'in gazetecisi neyse, iktidarın ne olursa olsun bütün yaptıklarını savunan ve abartılı bir şekilde her yerde savunmak da bir aynı şekilde aralarında bir fark olmadığını ben düşünüyorum. Böyle bir şey. Gazeteci hiç olmazsa, yani ben iktidar gazeteciliğini anlamıyorum. Yani burada gazeteci en azından nesnel durmak zorunda kendi görevine. Gazeteci eleştirir. İktidar denetleyen bir organdır aynı zamanda medya. Bir bakar yolsuzluklar vesaire falan, kamu adına hareket eder. Kamu adına iktidarı bakar. Onun vakıflarla ilişkilerine bakar, onları eleştirir, dış politikasını eleştirir. Budur bu. Tabii ki eleştirecek. Bunun üzerine bir özgürlük de budur ayrıca. Demokrasi derken budur. Demokrasi bir yönetim biçimi, bir yönetim biçimi değildir sadece demokrasi. Onun içinde evrensel hak ve hukuk var, evrensel ifade özgürlükleri var, insan hakları var, her şey var içinde bir. Dile şimdi Erdoğan bir baktık orada dedi ki Türkiye dedi dünyanın en ileri gazete ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün olduğu bir ülkedir dedi. Onun o sırada bir baktık bugün onu söylerken o meşhur bildiriye imza atan bir akademisyen Türkiye'ye giriş yaptı ve tutuklandı ve içeri kondu. Burada ifade özgürlüğünden bahsediyoruz. Yani Türkiye gazetecilere bahsediyorum. Bugün gazeteciler sanki çok özgürmüş gibi böyle bir durum ortada
ortaya konuyor. Ya bu 3 yıl önce de aynı şeydi. Yani Türkiye'de gazetecilik hep bir sorun. 4 yıl önce de aynı şeydi. 400 önce Türkiye'de ama yüzü aşkın gazeteci Merve vardı hapishanede. Şu an sana öyle bir hava yaratılıyor ki en karanlık dönemindeymiş gibi sanki. Şimdi eleştirmek başka bir şey. IŞİD'e destek veriyor demek başka bir şey. IŞİD'i destekliyor diye bununla ilgili yalan üretmek başka bir şey. Ne yalan üretildi? Affedersiniz. Ya yalan üreten varsa sadece iktidarın basınıdır. Bunu nasıl oğlum? Mahkemede kabul etmediği bir şey. Tır haberlerini, sosyal medya. IŞİD silahları oradaki bir takım silahlar yakalanmış orada. IŞİD bunu silahları. Haber yaptı. IŞİD. Hayır, savcılık da mahkemede kabul etmedi Can Dündar. Orhan Bey. Bakın, buradaki, siz onu savunuyorsunuz. Oradaki savcılık meselesi başka. Orada savcı PKK'nın veyahut da cemaatin savcısı olduğuna dair bir kanıt mı var ortada? Üzgünüm, sosyal medyada IŞİD'e gidiyor deyip gazetende bunu yazamıyorsan burada herkesi, bir sorun vardır. Şey yapıyor, damgalıyorsunuz. Olabilir. Belki o paralel yapı o sırada o savaş içinde. Bunlar sizin insan. Siz FETÖ'yü sizler büyüttünüz. Büyüttünüz. Vermediğimiz ne var dediniz. Bu heyula bir hale getirdiniz. Ondan sonra şu bugün FETÖ diye Türkiye'nin en büyük aynı zamanda terörü de bu iktidar büyüttü. Affedersiniz. Organizasyon bu. Terörü de bu iktidar büyüttü. O kadar içinden gelinemeyecek bir noktaya geldiği zaman da şimdi orada büyük bir korkunç savaş oluyor. Sizler de ölüyoruz hepimiz diye bağırıyorsunuz. Evet, ölüyoruz. Bu terörün bu kadar. Bakın dün bir ama baktım neler var orada. Ama şu sorabilir miyim? Şu kadar insan tutuklandı. FETÖ örgütünden şu kadar insan tutuklandı. El Nusra veyahut IŞİD'den şu kadar 27 kişi oradan. Şu kadar insan öldü. Yani bir kaos yaratıldı Türkiye'de. Bu iktidar bu zamanda oldu. Bu iktidar zamanında bu yaratıldı. Bunu biz yaratmadık ki. Hiçbir muhalefet iktidarda 14 yıldır. Siz iktidarda oldunuz. Cumhurbaşkanı'nın iddiası işte terörle mücadele konusunda Güneydoğu'da paralel yapı dolayısıyla da biraz sekteye uğradığı yönünde iddiaları oldu. O bir iddia. Onu bilemiyorum. O iktidarın iddiasıdır. Ben bunu bilemem. Ortada bunun somut bir kanıtların olması lazım. Dursun Çiçek'in son bir açıklaması var biliyorsunuz. Balyoz davasından çok ağır ithamlarla yargılanmış bir CHP milletvekili. O kendisi Türk Silahlı Kuvvetleri içinde Fethullah Gülen terör örgütünün darbe yapacak bir çoğunluğa, bir sayıya sahip olmadığını ama istihbarat gibi, insan kaynaklarının değerlendirilmesi gibi çok kritik noktalarda belli bir güce sahip olduğunu söylüyor. Hani içeriden bilen biri olarak ama bundan mağdur olmuş. Ama bugün açıklama geldi. Yani asla doğruluk payı yoktur böyle bence bir şeydi. Bence TSK'nın yaptığı açıklama elbette bence de Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı bu açıklamayı yapsaydı daha doğru bir açıklama olurdu. Ama orada vurgulanan emir komuta zinciri içerisinde sivil iradeye, siyasi iradeye bağlıyız. Hukuk içinde işimizi yapıyoruz. Denmesini de yine de ben önemsiyorum. Çünkü şu anda canı pahasına onlar mücadele ediyorlar terör örgütleriyle. Şimdi bir iki nokta işte Suriye meselesi. Suriye'de biz bunu sanki her şey birdenbire olmuş gibi bir hava var. O birdenbire oldu. Birdenbire Gezi patladı. Birdenbire Amerika ortaya çıktı. Birdenbire Suriye'de politika değiştirdi. Birdenbire IŞİD ortaya çıktı. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir şey birdenbire, hepsi bir birikim sonucu ortaya çıkar. Burada başından beri Suriye'ye ilk patladığı zaman bile Suriye'deki bir olaylara karşı iktidarın bu şekilde yaklaşmaması gerektiği Amerikan politikasını eleştirenler vardı. Bunlardan bir tanesi her zaman bendim. 4 yıldır bu konuda yazıyorum. Bu Amerika'nın parçalama politikasıdır. Karşımızda, önümüzde bir tane Irak var. Parçalanmış bir Irak var orada. Ve aynı zamanda bir parçalanmış bir Suriye'nin ortaya çıkmasıyla Türkiye'nin başına daha büyük belalar sarılacağını hep burada savunduk burada. O zaman Suriye, İran o zaman da vardı. Rusya o zaman da vardı. O zamanlarda yazıldı, çizildi bunlar. Rusya ile Suriye 1970'lerden beri askeri ittifak içinde ve dost aynı zamanda ve orada da bir üssü olduğu biliniyor. Ve Suriye ordusunun bütün silahları Rus silahlarından oluşuyor. Bütün bunlar gerçek. Ve sanki orası bir Amerika'nın veya Türkiye'nin veya da Batılıların serbestçe at koşturabileceği, çelik çobak oynayacağı bir yermiş gibi davranıldı. Hükümet buna çok inandı. Fakat orada Rusya ve İran'ı orada
görmedi. Daha doğrusu yok saydı. Bu tarafta Rusya'yı yok saydı. Bunun üzerinde birdenbire bunlar yavaş yavaş sahneye çıkınca Amerikalılar da zaten bunu çok daha önceden gördüler. Rusya bunun işaretlerini çok daha önceden verdi. Ve Amerikalılar ondan o andan itibaren bir de IŞİD de orada büyüyünce politikasını değiştirdi. Burada politika değiştiremeyen biziz. O sırada Türkiye IŞİD'i desteklemedi. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye IŞİD'in ana şeylerinden bir tanesi oldu. Binlerce kişi buradan IŞİD'e nasıl gitti? Suriye'ye nasıl gitti savaşmaya? Ailelerle birlikte hem de. Buna göz yumuldu. Her zaman için göz yumuldu. O silahların nereye gittiğini ben bilemem tabii. Bunların çok net bir şekilde ortaya çıkacağı zamanlarda hiç şüphesiz olacaktır ve gelecektir diye ben düşünüyorum. Şimdi bu durumda bu yaratılan bu Suriye meselesi ve Türkiye'nin içine battığı bataklık bu hükümetin, bu iktidarın hem Cumhurbaşkanı'nın hem bugün Başbakanlık koltuğunda oturan Davutoğlu'nun ortak politikalarıdır. Yani bunları çok net bir şekilde görmek lazım. Ve o politikadan bir türlü geri adım atamadılar. Şu çok önemli bir şey. Libya parçalandı ve orada çeteler birbirini yiyor. Irak parçalandı ve orada üç tane ve IŞİD oradan doğdu. IŞİD daha sonra Suriye'de iç savaş başlayınca Suriye'ye doğru geldi. Türkiye'nin orada de benzer bir beka sorunu tabii, var diyorsunuz. Şimdi bu üç örneği vererek... Yapmamak hayır, bir dakika. Bir yani, şey daha söyleyeyim. Bu Suriye meselesi Türkiye şunu görmesi lazımdı. Suriye'nin bütünlüğü bizim için birinci derecede önemli. Yani oradaki PYD, PKK, tabii ki bunlar daha sonra bu zemin üzerinde gelişen örgütler oldu. Bugün o politikanın sonucu olarak orada bir, benim nitelememe göre bir PKK devleti, bir yapısı ortaya çıktı. Yani Suriye'nin, bu Türkiye'de bunu bu şekilde kabul edemiyor. Ya aynı bölünmüşlük tehlikesiyle mi karşı karşıya? Yani Türkiye en zor bölünebilecek ülkelerden bir tanesidir. Ben ona inanıyorum. Yani öyle kolay değil. Yani Suriye gibi ama o yönde Türkiye, zorlanıyor. O başka. Yani o Türkiye yani hem gücü vesaire falan yani insanları yani bir Suriye olamaz burada. Fakat ama bir dakika orada sizi bir parantez açıp önemli bir yere geldiğimiz için o yönde zorlanıyor diyorsunuz. Yani o yönde aynı şey bizim tarafımıza doğru da baskı halinde geliyor. Çünkü hepsinin neşet ettiği yer aynı. Fakat şuna da katılmıyor değilim tabii. Türkiye o Suriye değil, Irak değil, olmayacaktır. Ama burada baş gösteren terör ve bununla büyük mücadele bizi de zorluyor. Fakat orada olmayacaktır derken ben şunun altını çizmek istiyorum. Yani burada mutlaklık diye bir şey yoktur. Yok. Yani bu alanda özellikle yok, siyasi ve Orta Doğu'nun kaynayan bir kazan olduğu ve oradaki haritaların yeniden çizildiği bir ortamda mutlak olmayacaktır vesaire falan böyle bir şey diyemeyiz biz. Yani Türkiye'nin içindeki iç parçalanmışlık, birbirine düşman kampların yaratılması ve Cumhurbaşkanı'nın durmadan kendi iradesini, kendi isteklerini, anayasal, yasal vesaire falan bunları gerçekleştirmek için elinden geleni ardına koymaması. Bütün bunlar aslında Türkiye'yi iyicene geren bir durum ortaya çıkartıyor. Peki orada bunlar, Berke Hanım'ın şu tezini Suriye'deki... ne diyorsunuz? Yani Ahmet'i Nejat benzetmesi yaptı ya, yani sanki çıldırmış ve işte otoriterleşmiş Ahmet'i... bir imaj Erdoğan'la ilgili de çizilmeye çalışılıyor. Sonra da postalanacak. Şimdi Ahmet'i Nejat hakkında aslında tabii ki yani... Hayır, bu benzetmeye yani bu benzetmeye, Erdoğan'la ilgili. O doza varmadı daha yani, Amerika'dan gelen. Fakat oraya doğru gidiyor olabilir doğru Türkiye. Bunu olabilir açıkça yani söyleyeyim. Ben oraya doğru yani Cumhurbaşkanı bu yolda giderse bir Ahmet-i Nejat gibi bir lider iyice ne olabilir diye düşünüyorum. Ahmet-i Nejat'ı şey yapmayın, oradaki gerçekten de bir bütün Yahudileri yok etmeyi iyi yemin etmiş, öyle bir politika izleyen ve atom bombası vesaire bütün Yahudilere karşı, İsrail'e karşı geliştirilen bir sürdürülemez bir İran'ı
yönetmeye, bir iktidar ortaya koymaya çalıştı. Nitekim bunu şeylerde zaten İranlılarda bunun asla olamayacağını, bu Ahmet-i Necat'la devam edemeyeceklerini gördüler ve onu indirdiler. Ahmet-i Necat'ı indirmedik ki, Amerika falan indirmedi. İran onunla birlikte gidilemeyeceğini ve İran'ın çizdiğiniz fotoğrafı tehlikeye soktuğunu gördüler ve indirdiler onu. Peki bir dinleyelim, sonra size gelelim, evet. Şimdi böyle bir fotoğraf çizdiniz ki Orhan Bey, yani Suriye'deki bütün parçalanmışlıkları, bu kaosun, Irak'ta meydana gelenlerin tek sorumlusu AK Parti iktidarı, tek sorumlusu Tayyip Erdoğan ve hayır, öyle bir şey söylemedim ben Mehmet. Irak'taki, üstelik de Irak'ta mesela IŞİD'in neşet bulmasının, hala da mücadeleyi orada sağlıklı yapamamaların temel nedeni Türkiye'nin ısrarla orada ben söylediği, biz asla bir mezhep kaygısıyla hareket etmiyoruz. Çünkü en büyük eleştirilerden birisi oydu. Daha önceki İyad Allavi döneminde son derece ilişkiler son derece iyiydi. O da üstelik Şii'ydi. Burada problem olan Türkmenleri dışlamışsınız, Kürtleri dışlamışsınız, Sünni kesimleri dışlamışsınız ve ısrarla Türkiye Amerika ile konuşmalarında da eğer buradaki bu yapıyı koruyamazsanız Irak'ın bütünlüğünden söz edemezsiniz diye ısrarla bunları Türkiye, çünkü Türkiye'ye karşı peki buradan ne ders çıkardı? Burada sorun Suriye vardı. Suriye bağlamında ne ders çıkardı? Şimdi bak, nasıl geldi? IŞİD dediğimiz şey 8-10 bin kişiyle geldi. Musul'u ve Irak'ı gelmedi. Orada aldı. Vardı. Irak'ta anladım, vardı. Bunu söyleyeceğim şimdi. Evet. Nasıl vardı? Çünkü oradaki Sünni toplum zaten dışlanmıştı. Evet. Ekonomik olarak dışlanmış, siyaseten dışlanmış ve bir şey arıyordu. Sadece Sünni toplumun radikal unsurları değil, Bağızcılarda, seküler kesimlerde herkes orada IŞİD gelince bütün kapılarını açtılar. Bütün askeri malzemesinden diğer lojistik desteklerine kadar sağladılar. Yani orada Türkiye'nin tezleri başında kaçtı. Doğru tezlerdi. Eğer Amerika Türkiye'nin tezleri konusunda o zaman samimi yaklaşsaydı belki bunlar başımıza gelmeyecekti. Aynı şekilde Suriye'de baştan sürdürdüğü politikayı devam ettirseydi belki bugün bunlar da olmayacak. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Yani bütün iktidarlarda gazeteciler eleştirebilir, siyaset liderleri eleştirebilir, Cumhurbaşkanı eleştirebilir. Fakat bizde işin ucunu kaçıran bir şey var. Yani bütün kardeşim bu kötülüklerin tek sebebi Sayın Erdoğan'dır gibi bir yaklaşım. Böyle bir yaklaşım basındır. Hayır. Bu kutuplaşmayı iktidarı yaklaşım bugün, o. Bu basın olmasa Türkiye'yi çok güzel idare edecek. Muhalif basındaki bir takım isimlerin de yine iktidar yanındaki bir takım isimlerin de yani söylediği eleştiri üslubunun dışında bir şey, başka bir şey. Artık bir trol ahalisi ortaya çıktı ve bunlar sadece muhalefet gazetecilerin değil, kendi işlerindeki insanlara da en ağır hakaretleri yapan, çok doğru, onları doğru aşağılayan bir yapı. Çok ya doğru. Bunun ne bir gazetecilik anlayışıyla, ne habercilikle, ne eleştiriyle asla bir şey olamaz. O yüzden bunlardan çıkarak gazeteciliği değerlendirmemek lazım. Bu bir takım trol ahalisinden çıkarak iktidar yanlısı ya da iktidar eleştirisi anlamında bakmamak lazım. Hakikaten seviyenin çok dip yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Maalesef. Türkiye hiç bir dönemde bu kadar seviyesizliğin dibe vurduğu bir dönemi yaşamadı. Paylaşıyorum bu düşüncelerini. Yani, yoksa özgürlükler konusu başka bunları tartışacağım. Evet. Şimdi kutuplaşma ile ilgili. Türkiye'de kutuplaşmanın... Bu IŞİD meselesi, MİT'ler ile ilgili biraz factual bir şey konuşalım, seviyeli bir şey konuşalım diye önemli bir veri paylaşacaktım. Ben de seviyeli bir şey söylemek istiyorum. Ama. Yani çok taze bir bilgi olduğu için de paylaşmak istiyorum. Şimdi biz kaç yıldır sanıyorum 2010'lardan bu yana daha hararetli bir şekilde kutuplaştık, bölündük. Aman Allah'ım birbirimizin gırtlağına çökeceğiz gibi bir kampanyaya da dönüşmüş. Toplumda çok da karşılığı olmayan ama medya, siyaset gibi daha üst söz söyleyen, o atmosferi yaratanların aslında birbirine karşı argümanları yerine birbirlerinin şahsi kişiliklerine vurmak üzere bir dönem yaşıyoruz ve buradan toplumun ayrıştığı gibi bir yanılsamayı bu defa kendimize atıf yaparak bunu yaygınlaştırıyoruz. Şimdi İrlanda'da İra Barışı sonuçta Katolikler ve Protestanların, Cumhuriyetçiler ve Birlikçilerin arasındaki bir büyük çatışmanın çözümü oldu Hayırlı Cuma Anlaşması'yla. Orada Kuzey İrlanda'da şöyle bir durum var.
toplum o kadar bölünmüş ki bence biz çok mütevazi davranmalıyız. Orada eğitim kurumlarının sadece %4'ü, %6'sı ortak. Yani protestanlar protestan okuluna, katolikler katolik okuluna gidiyor. Evlenmiyorlar, birbirlerinin televizyonlarını izlemiyorlar, siyaset yapmıyorlar. Yani o kadar kutuplaşmış bir toplum var ki %94'ü farklı okullara gidiyor. Birbirlerinin hayatlarına değmiyorlar ve Belfast'ın ortasından uzun bir duvar geçiyor. Duvar var. Ve gece o duvarların, belli saatten sonra evet, geçilmiyor. O duvarların taraf. Yani gündüz açılan kapıları var caddelerde. O caddeden geçiyorsunuz Protestan mahallesine, Katolik mahallesine. Akşamları o kapılar kapanıyor ve kilitleniyor. Şurada bakın, hemen bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Çok, çok oradaki vahim durumu görüp de bir şey söyleyeceğim. Hep abartmayalım. Türkiye'de bu PKK sorunu ancak şeyle çözülebilir. İşte İrlanda örneği verilir. Hı hı. Sürekli İrlanda örneği verilir. O kadar ki insanlar şey zannetmeye başladı. Bunlar oturdular, anlaştılar, şimdi gül gibi geçiniyorlar. Örtüşmüyor. Hiç öyle bir şey yok. Toplum orada birbirine değmesin diye duvarlar etrafında sarılmış vaziyette. İnanılmaz bir ayrım var. Çünkü bunlar bir araya gelseler gırtlaklayacaklar birbirlerini diye. Dolayısıyla o çözümün bir rol model olarak Türkiye'ye veya başka birine işte terör böyle çözülür demokrasiyle falan dendiği zaman bunu hatırlamakta fayda var. Tabii şunu söylemek isterim. Elbette benzemiyorlar. Yani hiçbir çatışma bir başka ülkedeki çatışmaya benzemiyor. Ama çözüm konusunda bir takım hani onların tecrübelerinden devşirebileceklerimiz var. Bence Türkiye bununla yetindi aslında. Hani oradaki modeli buraya yerleştirelim diye ama bir şey yok. Ama abartıldığı gibi bir kutuplaşma yok toplumda ya, diyorsunuz. Türkiye'de öyle Allah aşkına ya %94'ü farklı okullara gidiyor. Yani oradaki gibi yok ama mesleksizde değil. Türkiye'de 7 milyon yani insan birbiriyle evli şu anda hali hazırda. Oradaki, bunu KONDA'nın bir çalışması vardı. Yani daha önceki evlilikleri ve hısım akrabalık durumunu düşünün. Fiziken nüfusun yan yana gelişini, eğitimi, evlilikleri, siyaseti, meclisteki durumu. Yani böyle bir şey yok. Ama bu konuda hiçbir işaret görmüyoruz. Mesela işte Karaman'daki mesele yani. Üzerinden Ensar Vakfı ve onun üzerinden bir kutuplaşma veyahut da işte bir kız Bağdat Caddesi'nde gecenin zaten. İşte gecenin yani, bir saatinde dolaştığı öbür kesim bu sefer tarafından bile, yani şimdi bir meselenin çocuklara yapılmış bir korkunç büyük söyledi. Kötülük var. Korkunç bir şey. Bunu kim yaparsa, hangi sıfatla yaparsa yapılsın reddedilir, lanetlenir ve cezasının verilmesi gerekir. Bununla ilgili olayda da öyle ama şöyle bir şey var. Küçücük çocuklara yapılmış bir kötülüğün araçsallaştırıldığı ve kendi siyasi söylemini hakim kılmaya çalışılan bir büyük kötü siyaset yapma biçimi var. Bunu da yargılamamız gerekiyor. Hayır, savunma biçimi yanlıştı orada. Bir defadan bir şey çıkmaz, rezalet bir laf. Bakın, bakanın sözünü tabii ki tasvip edemem ama bakanın sözünü bu şekilde oradan çıkıyor ama. Fadime Hanım, oradan çıkıyor. İktidarın tutumu, iktidarın bu konudaki tavrı. Dolayısıyla bununla ilgili bir düzeltme yapmasını beklerim çünkü onu vurgulayın o zaman. Yani onu vurgulayın. Aksi bir o savunma için biçiminden zaten. Çıktı. Bu bir rezalettir. Dünyanın hiçbir yerinde bu savunma öyledir. Biçimi olamaz. Şimdi bu sadece Ensar Vakfı'yla ilgili çıktı. Bir şey değil. Kusura bu başka bakmayın. Kurumlarda da oluyor. Yok, hiç yok, önemli yok. Değil. Burada somut olarak Ensar Vakfı bakın, vardır. Orada başka yerde de oluyor. Ensar Vakfı'nı zaten bunun savunacak bir şey var anlamadım. Savunmaktan bahsetmiyorum. Ben şunu söylüyorum. Bu kötülük lanetlidir. Eğer bir kurumun çatısının altında olmuşsa onun sebepleri ve sonuçları üzerine o kurumda yargılanır çıktı ve şeffaflaştırılır. Ama sadece o kurum değil. Başka kurumların isimlerini anmak istemiyorum ama şey olarak hani kategorik olarak başka bir yerde duran daha seküler kesimden vakıfların, derneklerin de çatıları altında çocuklara böyle kötülükler yapıldı. İsimlerini kasten anmıyorum ama şimdi onu da savunmayacaksınız, bunu da savunmayacaksınız. Burada bir ideolojik bir şeye çevriliyor çocukların yaşadığı. Yani insanların derdi orada neyse, neredeyse çocukları korumak değil, karşı tarafa vurmak. Eğer, hani bu, hayır, bu çocukları savunuyor ve iktidarın vermeseydi savunmaya kalkmasaydı bu infial bu noktaya gelmeyecek. Şimdi onun ben şifayen konuşurken söylendiğini bakan hanımı çünkü hani ben de tanıyorum ve kaç yıldır nasıl çalıştığını biliyorum. Ben bu kurumlarda hani devlet bakımındaki çocukların hayatlarının normalleştirilebilmesi için falan nasıl büyük bir çabanın yapıldığını ve önemli bir evrenin atlatıldığını
Orada tamam, orada yanlış yaptın. Ama hani bunu düzeltmesi gerekiyor. Orada çünkü bu vakıfla, bu söz konusu vakıfla iktidarın siyasi birlikteliği ve bütünleşik bir durumu var. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben Ensar Vakfı'ndan burs almış biriyim. Ben üniversite öğrencisiyken Ensar Vakfı'ndan burs aldım. Kız çocuklarına, kız öğrencilere burs veriyorlardı. Ve arada bir de böyle paneller falan düzenliyorlardı. Yani onun dışında ben hani Ensar Vakfı'yla böyle bir ilişkisi olmuş biri olarak şimdi hani o vakıf çatısı altında böyle bir şeyin olmasını ona yakıştırmam. Ama oldu ise ki oldu görülüyor, bunun cezalandırılması gerekir. O ayrı bir şey. Ama bütün kurumlarımızı şeffaflaştırmamız lazım. Tam da bunu söylemiştim. Yani bir mesele düşünmemiz. Mesela şimdi burada suçun bireyselliği var değil mi? Ben demin dedim yani bu olayda İslamofobik tepkiler verildi. Örnek verdim mesela. Yani bu değil mi? Bir eleştiri aslında. Hatta öz eleştiri, bir cenaha dair öz eleştiri bile. Ama şöyle bir şey var. Burada suçun bireyselliği üzerinden tartışamamamız aslında bizim kangrenleşmiş meselelerimizi göstermiyor mu? Buna dair çok fazla örnek verebilirim. Ama mesela bakanın orada şöyle bir duruş sergilemesi lazım. Bu mesela işte bir başka bir demokraside olsaydı şöyle olacaktı. Müthiş güven veren, şefkatli konuşan bir tavırla şu mesajı verecekti. Hangi kesimden olursanız olun, çocuklarınız bize emanet ve ben bakan olarak bunun için her şeyi yap. Böyle deseydi sorun çözülebilirdi ama o kadar böyle herkes sinir uçlarında yaşıyoruz ki. Şimdi, yanlış kurulmuş bir cümle ama olarak bakın, görüyorum. Bu her yani, konuda tabii aynı. Şimdi mesela şimdi ben bir süredir çok açık söyleyeyim, Kürt meselesiyle ilgili görüşlerimi söylemeden önce düşünüyorum. Çünkü ifade özgürlüğümü kısıtlanmış görüyorum. Çok net bir şey bu. Bakın ben nasıl bir yöntem buldum bu meselelerdeki siyasal duruşumu. Yani siyasal şiddete ve teröre hiçbir şekilde sıcak bakmayan biriyim ama şöyle artık mesajlarımı veriyorum. Bir cümle söyleyeyim. Çözüm süreci Orta Doğu'daki tek başarı hikayesidir. Bu laf kime ait? Davutoğlu'na ait. Şimdi bakın, o kadar önemsiyor ki çözüm sürecini, tek başarı, en büyük de demiyor. Tek başarı hikayesi diyor. Öyle. Çünkü bakın, dört parçada Kürt nüfuslar ve meselesini demokrasi içerisinde, evet, sivil siyasetle çözmeye talip olan tek ülke Türkiye. Yakın olan ve talip olan. Bakın harika. Şimdi bakın, İran, Irak, Suriye, Türkiye. Şimdi buradaki konuşmaları izleyen bir genç insan şöyle düşünebilir. Ya böyle büyük komplolar var, işte hiç kimse hiç kimseye güvenmemeli, herkes herkesin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Ve benim gibi insanlar saf durumuna düşüyor. Ben talibim saf olarak algılanmaya. Gerçekten bazılarının da bu pozisyonda olması lazım. Şunu söyleyeyim ben, yani o kadar böyle büyük şeyler üzerinden gidiyoruz ki, ortada kuyu var, yandan geç diye bir küçük oynadığımız bir oyun vardı. Mesela siz konuşurken de öyle, mesela öyle bir resim çiziyorsunuz ki orada AK Parti'nin herhangi bir eleştirellik yok. Yani AK Parti'nin yapmış olduğu bir hataya dair bir işaret göremiyorum ben. Yani söylemleri de böyle bir problem oluyor. Şimdi ben niye ben dış işlerini eleştiriyorum konuşmalardan mesela konsoloslara? Yeterince tepki vermedi. Yani orada aslında yani iktidarın daha ağır hatalar yapmasını teşvik ediyorsunuz. Ben burada Suriye'ye bu yani dinlerken, onların korumasını bekliyorum. Suriye'ye bağlayayım. Suriye ile ilgili konuşmayı dinlerken neredeyse şöyle bir izlenim edindim. Gerçekten yani istiyorsanız bantı izleyin. ABD Türkiye'yi kandırdı veya etkiledi. Yani bir tür kullanışlı aptal söylemi çıktı ortaya. Ben bunu söylemiyorum ama başından beri Suriye krizinde şöyle, ben de Suriye ile ilgilenen bir insanım. Savaştan önce çok gittim, insani bağlarım da vardı. Türkiye'de Suriye'nin bilinmediğini kuvvetle seziyordum ben ve AK Parti'nin de bilmediğini düşünüyorduk ve bazı toplantılarda bunu dile getirmeye çalışıyorduk. O zaman AK Parti'nin dışarıya açık, sıcak bir tarafı da vardı. Yani insanlarla dinliyordu. Bu kadar kibirli bir konumda değildi yöneticiler. O zamanlarda yani şeyi fark ettik ya, Türkiye'de ne doğru düzgün İran bilen var, hala öyledir. Ne Suriye bilen var. Dolayısıyla Suriye iç dengeleri yanlış hesaplandığı için Türkiye çok hızlı bir şekilde orada hata yaptı. Şimdi bunun benim görevim nedir? Ben uluslararası ilişkiler hocasıyım aynı zamanda. Bunu söylemek, bu yapıcı eleştiridir. Bakın bu bağcı dövmek değil, üzüm yeme amaçlı. Şimdi Suriye ile ilgili beni bir yana bırakın, Bülent Fidan, İHH Başkanı şöyle söyledi. Biraz fazla acele ettik yani. Yıldırım, çok özür dilerim. Çok fazla yani acele ettik. Keşke İran'la teması yitirmeseydik. Keşke Suriye'de de hani o alttan alta Suriye rejimiyle de bir temasımız olsaydı. Demek diyor ki yapılıyormuş eleştiri. Ama şöyle yapılıyor ama bakın nereden? Bence her kesimden yapılıyor. Ama ne zaman geldi yani ama eleştiri? Yani o süreçlerde o kaygan zeminde o kadar hata yapıldı ve revizyon konusunda, yani değişiklik yapalım, revizyon konusunda o kadar uyarılar geldi. Bu konunun uzmanı var, iyi niyetli, kötü niyetli vesaire. Bütün bu uyarıları hiçbir zaman dinlemedi. Çünkü niye biliyor musunuz? Sinir uçlarında yaşıyoruz, şöyle düşünüyoruz. Bu adam veya kadın karşı tarafta konumlanıyorsa zaten onun derdi benim ayağımı kaydırmak. O benim için meşru değil.
Bakın bir ülke içinde farklı kesimler birbirini meşru görmüyorsa zaten o ülke kendi enerjisini yok ediyordur. Negatif bir enerjiyle kendi kendini dağıtıyordur. Ben Amerika'ya gittiğimde etkilendiğim bir şeyden bahsedeyim. Her şeylerden etkilenmiyoruz ya. Yani öyle bir kompleksimiz olmamalı. Mesela Cumhuriyetçi, en şahin Cumhuriyetçi think tanklar konunun uzmanıysa demokratları çağırırlar, dinlerler. Aynı şey tam tersi de geçerli. Demokrat think tanklarda. Şimdi biz bu kültürü 2002-2008 arasında iyi kötü yerleşiyordu ve gayet memnundum. Yani birbirini dinleyen, anlamaya çalışan... 2008'den sonra o özelliği kaybettik. Evet. Ama ne oldu biliyor musunuz? Şimdi mesela açıkça söyleyeyim, akademide bile insanlar bölünmüş durumda. Mesela şöyle bakmamız lazım, evrensel bakış şunu gerektirir değil mi? Bu konunun uzmanları kimler? Masanın etrafında toplayalım. Hayır, öyle yapılmıyor. Yani kim bize yakın? Bu. Bu niteliksizliğin önünü açar. Niye biliyor musunuz? Bazı insanlar şunu hesaplar. Ben yanaşırsam önüm açılacak. Ve inanın, yani akademiden geldiğim için biraz mesleki bir şey söyleyeyim. Çocuklar şöyle düşünüyorlar ya. Ya niye ben eziyet çekip böyle 500-600 sayfa doktora yazayım ki? Yani televizyondaki uluslararası ilişkiler uzmanları her konuda konuşuyor. Doğru düzgün bir şey de yazmıyorlar zaten. Onlar gibi konuşurum. Büyük komplolar kurarım. İnanın biz bu gençlerle baş edemiyoruz ya. Bir temel kazanmadan dünya tarihine dair hemen böyle komplocular meylediyorlar. Bir süre sonradan şunu düşünmeye başladım. Bu televizyonlarda acaba bizlerin bu konuşmaları, kendimi de katarak söylüyorum. Bu gençlere bu etkiyi biz mi veriyoruz? Yani dünyayı böyle negatif terimlerle görmek, hep olumsuzlamak. Elbette yani dünyada bin bir hesap yapılıyor, istihbarat servisleri şu bu. Ama şunun en nihai noktada bence gençleri şöyle yetiştirmemiz lazım. Bunun zararlarını görmeye başladık. Güvenlik ve özgürlük arasında kurmamız gereken müthiş hassas bir denge var. Bu teraziyi kaçırmamak gerekiyor. 2008'de şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakanımız Erdoğan şunu diyor. Terör vesaire meseleler her zaman için gerilim yaratmayı amaçlar, öfkeye kapılmamamız lazım diyor. Şimdi güvenlik özgürlük dengesi o kadar önemli bir şey ki bunu tutturabildiğimiz zaman dışarıya karşı zaaflarımız daha da azalıyor. Peki bunu nasıl sağlarsınız? Bunu özgür, rahatça kendini ifade edebilen bir kamuoyuyla sağlarsınız. Şimdi bu bize o kadar iş düşüyor ki birinci aşamada büyük bir dönüşüm gerekiyor. Artık herkesin birbirine muhatap alacağı, birbirini meşru kabul edeceği bir dönüşüm yaşamamız lazım. Güven inşa etmemiz lazım tekrar. Ondan sonra işte biz bu ifade özgürlüğü üzerinden kendi muarızlarımızdan ve siyasal rakiplerimizden yararlanmayı öğrendiğimiz zaman işte hegemonya budur siyasette. Yani hegemonyanın yolu, yani güçlü bir yapı kurmanın, etkin olmanın yolu kendi karşılarını dinleyebilmek ve etkileyebilmekten geçer. Dolayısıyla biz buralara dönmemiz lazım. Yani Türkiye muazzam bir değişim içine girmesi gerekiyor. Ve bu konuda da her kesimin aklı başında aydınlarının yan yana gelmeyi tekrar zorlaması lazım. Ama tam tersi bir şey oluyor. Bunu da söyleyeyim, bitireyim. Ben mesela yani AK Parti seçmenleriyle temas kurduğumda onların daha AK Parti'ye yakın bazı medya gruplarındaki o alarmist, işte o böyle kuşkucu, işte çok dünyaya karamsar bakan, negatif ifadelerle bakanların daha böyle şey olduğunu, sağduyulu olduğunu, yani öyle bir realite oluştu ki Türkiye'de AKP'ye yakın medyanın bir grubu AKP seçmeninden daha geride. Yani bu medya hem ülkeye hem partiye zarar veriyor ve dolayısıyla buralarda müthiş bir reform ve yenilenme, revizyon gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da şöyle olabilir. Şimdi hani dedim ya, ortada kuyu var, yandan geç kültürü. Önce öz eleştiri vermemiz gerekiyor. Mesela öz eleştiri, dış politikada öz eleştiri şu, sizin söylediğinize burada yakın duruyorum. Uzun yıllar boyunca kendi kimliğimizi, şahsiyetimizi o kadar yok saydık ki neredeyse böyle kendimizi oryantalist kavramlarla görmeye başladık. Ama bunun tam tersi, kendini abartarak tam tersi kutba savrulmak da olmamalı diye düşünüyorum. Bu arada önemli bir son dakika gelişmesi var. İlaç krizi nihayet çözüldü çünkü dün de toplanmıştı Çalışma Bakanlığı ve Eczacılar Birliği. Anlaşmaya varamamıştı, sabaha kadar sürmüştü o toplantı. Bugün tekrar toplandılar anlaşmaya varılamadığı için. Şimdi o anlaşma sağlandı nihayet. Eğer sağlanmamış olsaydı 1 Mayıs'tan itibaren vatandaş cebinden ödeyecekti ilaç parasını. Dolayısıyla birçok insanı ilgilendiren bir mesele. Şimdi geldiğimiz yerde bu güvenlik, özgürlük meselesi, işte o Benjamin Franklin'in meşhur lafı var. Hani geçici güvenlik uğruna temel özgürlüğünü feda eden insanlar ne güvenliğe ne özgürlüğe kavuşur. Yani toplum olarak böyle bir tercih noktasına mı geldik? Bu arada size uzun süredir söz vereceğim, veremiyorum. Sizi dinleyelim. Şimdi birincisi şunu unutmamak gerekiyor. Şimdi dijital bir çağda yaşıyoruz.
Sosyal medya çağında iletişim için devlet yöneticileri, şirket yöneticileri, hatta okul yöneticileri özel dersler, özel kurslar alıyorlar, özel danışmanlar tutuyorlar. Şimdi böyle bir dönemde işte mesela Mehmet Bey sürekli trollerden bahsediyor. Haklı, doğru ama sadece Türkiye'de oluşan bir şey değil. Sosyal medyanın doğal bir ürünü olarak tüm ülkelerde ortaya çıkan, hatta Twitter'ın üreticilerinin bile tam da bu yüzden sosyal medyanın bir bilgi çöplüğüne döndüğü, hatta yeni eski olduğunu iddia ettikleri dönemlerden geçiyoruz. Ama yerini ne dolduracak, ne kadar zaman içerisinde değişecek, bu ayrı bir şey. Şimdi tam böyle bir dönemde işte haberlerin ve işte hashtag kampanyalarının vesairenin çarpan etkisiyle bizi işte aslında sokak seviyesinde kutuplaşma yokken kutuplaşma varmış gibi hissetmemize, böyle bir kangrenleşen bir durum yokken varmış gibi hissetmemize neden oluyor. Şimdi bu çağda iletişimi devlet yöneticilerinin, işte AK Parti yöneticileri de dahil buna, çok daha farklı bir şekilde ele almaları gerekiyor. Burada geç kalıyoruz. O ayrı bir mesele. Çünkü biz bu tarz konuları, inovasyonu çok geç keşfeden bir ülkeyiz. Yavaş yavaş oraya gidiyoruz. Ancak bu işin, bu basın özgürlüğü vesaire konuşurken her şeyi aynı sepete koyuyoruz ya, orada bir sıkıntı var. Şimdi demin söylemek istediğim mesele şuydu. Sürekli bu IŞİD'i destekliyor, IŞİD'i destekliyor dediğimiz meseleyi bence bir açalım. Şu MİT'lerin meselesini. Çok o zamanlar konuştuk ama. Ki yarın bu arada dava var. Yani yarın bir insan evet. Da yarın dava var. Şimdi bu MİT'lerin durdurulduğu iki kere üst üste durduruldu. Arada bir de İHH'nın Van'daki merkezi basıldı vesaire, Türkiye IŞİD'e destek veriyor diye inanılmaz bir kampanya yürütüldü. O dönemin nasıl bir dönem olduğuna Türkiye açısından konuşmuyorum. Türkiye çok çalkantılı bir süreçten geçiyordu ama bir de Suriye açısından bakalım. Şimdi o yardımların gittiği yer aslında işte Halep ve işte Özgür Suriye Ordusu olabilir, Türkmenler olabilir ki o dönemde beraber zaten hareket ediyorlardı. Şimdi o dönemde orada zaten... Türkmenler bize öyle silah falan gelmedi. Açıklama yaptılar. Efendim anlayamadım. Türkmenler bize farklı bir silahlar veriyor. Binlerce Türkmen grubu var. Tek bir grubun açıklaması yetmiyor. Nereye gittiği belli falan değildi yani. Onu belirtelim. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Geldiği nokta itibariyle isterseniz seyirciler karar versin. O dönemde eğer iktidarın söylediği doğruysa, ki ben öyle olduğunu düşünüyorum, İşte muhaliflere gönderiliyordu ve bölge, yani geçeceği kapı vesaire, işte kilis kısmı olduğu için orada olan çatışmaya bakmak lazım. Orada muhalifler o dönem IŞİD'le savaşıyordu. Şimdi o dönem silah gidemediği için IŞİD o kapıları ele geçirdi. O bölge, yani sonrasında işte o Kürt koridoru vesaire denilen PYD'nin meşruiyet kazandığı, IŞİD'i devireceğim diye orada sıtır sıtır ilerlediği o bölge, bizim aylarca istihbaratımızın ve bu faaliyetlerimizin, operasyonlarımızın durdurulması, felç edilmesi sebebiyle bayağı bildiğiniz IŞİD'e yardım aslında. Yani Türkiye'yi IŞİD'e yardımla suçlayanlar sınır güvenliğimizi aslında IŞİD'e gerçek manada Türkiye'yi felç ederek yardım ettiler. IŞİD'in bu kadar güçlendiği dönem tam da o dönemdir bakın. CIA IŞİD'i, yani Suriye'ye karşı muhalifleri desteklemeyi kestiği dönemde. İşte bu Hillary Clinton, Patriots gibi isimlerin bir şekilde sahne arkasına çekildiği, daha doğrusu sahneden indiği ve o dönemde oraya yardım yapılmayan dönemde bir tek Türkiye'den belirli miktarda sınırlı yardım gidiyordu. O yardımın da kesilmesiyle radikallerin, yani IŞİD gibi yapıların güçlenmesi tam da o döneme denk geldi ve biz aylar boyunca orada felç edildik. Bugün IŞİD güçlendiyse o tarz haberlerin dolaylı değil, doğrudan etkisi vardır. Bu Orhan Bursalı ne diyorsunuz? Şimdi, yani biz basın özgürlüğü ve o haberler yapılacak diye sınır güvenliğimizi ve Türkiye'de artık iç güvenliğimizi tehdit altına bir şekilde koymuş olduk diyor. Şimdi bu konu bir gazetecilik bir konusudur. Bu tamamen gazeteciliğin bir konusudur. Orada bir olay olmuş. MİT'leri yakalanmış. Silahlar var vesaire, bir sürü, yani devlet içinde bir kendi içinde bir patlamış bir olay var ve ortaya çıkan bir silahlar söz konusu. Silah dolu tırlar vesaire falan. Bir gazeteci bunları göz yummaz. Bir gazeteci bunlara bir bakar. Nedir? Haberse haber, bunları haber yapabilir. Bunu dünyanın her yerinde, her gelişmiş bütün ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da vesaire, bütün bunlar orada haberdir. Alır ve yayınlar. Gazeteciliğin görevi de odur. Ama ben görmeyeyim bunu. Nereye gittiğini biz bilmiyoruz. Ama bir silahlar gidiyor Suriye'ye. Bir takım silahlar gidiyor. Mesele budur burada. Bir takım silahlar gidiyor. Bu silahları
bunun yaratıcılığı, bunun ortaya çıkmasının uluslararası boyutları vesaire falan gazetecinin çok da ilgileneceği bir konu değildir. O devletin bu kapalı operasyonlarının sahibi devlettir ve bunun sorumluluğu onlara aittir. Bunu düzgün bir şekilde yapamamış veyahut da şu veya bu şekilde olay patlamış, gazeteci bunu alır haber yapar. Burada Türkiye'yi zor durumda yapacak bir şey yok. Türkiye o zaman eğer bu silah sevkiyatıyla uluslararası hukuka veyahut da Türkiye'nin iç hukukuna aykırı bir faaliyet gösteriyorsa hükümet veyahut da iktidar, bu onların sorunudur öncelikle. Yani burada basın özgürlüğü, bunu haber yapma özgürlüğüdür. Eğer bunu haber yapma ve bunu, sen bunu casusluk olarak nitelendiriyorum, casusluktan seni yargılıyor dediğin zaman orada basın özgürlüğü diye bir şey kalmaz. Bugün bu tamamen... arada görüntüler dosyada yok. Yani casusluk davası olmasının sebebi hatta işte Enis Berberoğlu'nun aldı dendi. Evet. O da yalanladı. Öyle bir şey asla söz konusu değil diye bugün. Öyle bir boyu yok. Kabul etti Enis Berberoğlu, ben verdim. Casus. Hükümetin, iktidarın yaptığı şudur. Enis Berberoğlu, ben verdim. Hemen haberimizden çek edin. Ben öyle hatırlamıyorum açıklamasını ama bakalım. Yanında ikinci gibi bir CHP milletvekilinin daha olduğundan bahsediliyor. Şu iddiaları, Twitter'larla ilgili görüntüleri Can Dündar'a CHP'li Enis Berberoğlu mu verdi? Ah. İlk kez konuştu. İddiaları yalanladı. Hatta tam olarak cümlesi. Can Dündar teşekkür etti çünkü. Cep telefonu sinyalinde Cumhuriyet Gazetesi'ne çok yakın bir noktada rastlandığı bilgisi yer almıştı. Berberoğlu da diyor ki ben 30 küsur yıllık bir gazeteciyim. O tarihte ilaveten CHP'nin medyadan sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Benim herhangi bir televizyoncu, gazeteci, ajans muhabiri ya da medya mensubuyla görüşmemden daha doğal ne olabilir? Görüşme kısmını doğruluyor. Yani verdim kısmını, evet, doğrulamıyor. Şimdi buradaki, ama buradaki suçlama şuydu. Yani... cemaatten aldılar haberi, para aldılar, evini sattılar ve böyle bir olayla yaklaştılar meseleye iktidar ve mensupları ve yazarları. Hı hı. Böyle gazetelerinde çarşaf çarşaf manşetleri buna göre attılar. Burada birdenbire ortaya çıktı ki, yani bu cemaat falan değil, bu Enis Berberoğlu olabilir. Ben bilemem Enis Berberoğlu mu? Bu bir iddiadır yine oradan ortaya atılmış. Bu iddiadır. Buradaki mesele, bir haber var ortada ve dolaşır, gider bir gazetecinin koynuna girebilir, avucuna düşebilir. Ya kalemine, evet, dolanabilir. Bu konuda şeylerin sabıkası, bak bu cemaatin, paralelcilerin sabıkası hiç iyi değil. Ben, yani bak, manipülasyon, bu bakın, tür bilgiler bu, konusunda. Ben bunu, ama kabak gazetecilerin başına niye patlasın? Bu yani başka bir olay. Yani burada eziyet çekiyor. Bu başka bir olay. Hayır, ben burada yanlış anlaşılmak için. Ömür boyu özgürlüğü yitirmesi ihtimali olanlar, bakın ömür boyu özgürlüğü yitirilsin diye polis yapılanlar falan. Şunu demiyorum. Burada uğraşıyoruz gazeteciler ya. Şunu demiyorum. Yani suç unsuru yani varsa uğraşılsın. Ez yargılanıyor işte, bırakın yargılanıyor. Ama casusluktan yargılanıyor. Yargılıyorsunuz. Pardon. Çünkü yani bu ülkenin, evet, milli istihbarat örgütüne bir başka ülkenin, yani istihbarat başka örgütü bir operasyon yaptı. Ben onu bilmem. Bu sizin iddianız. Bakın bir böyle istihbarat bir şey, evet, örgütüne ancak bir başka ülkenin istihbarat örgütü operasyon yaptı. Ben bilemem. Bu sizin iddianız. Gazeteci haberine bakar. Ve o şimdi her zaman her şartta gerçekten haberine bakar mı? Gazeteci de tabii ki sorumluluk. Hayır, ben şurada, yargılanacak. Ben şurada ayrılıyorum. Ben habercilik, hayır, anlayışını şey, bunu asla onaylayamam. Ben onun habercilik olduğuna da inanmıyorum. Çünkü daha önce bunlar yayınlanmış ve hiç de bir önemi yok bana göre. Ama burada asla habercilik anlayışıyla uzlaşmam, kabul etmem ve burada bir cemaat terörcülüğünün olduğuna da inanırım. Fakat oralardan bir suç çıkacağına, bakın, da inanmıyorum. Sadece burada bu kalsaydı bu bir şey ifade yani eder. Şey, ama peki, bunun casusluk nedir? Bunun casusluk da ne ilgisi var? Söyler misin? Devamını getirebilir miyim? Yazık ya, sadece burada kalsaydı sorun değildi. İnsan hayatlarından bahsediyorsunuz değil mi? Evet, yani gazeteci. Can Dündar'ın yönettiği Cumhuriyet Gazetesi'nde ne kadar öfkelisiniz. Mitterlerini durduran savcıların çarşaf çarşaf röportajları, peki, yayınlandı. O savcılar aynı zamanda Reyhanlı saldırısını bildikleri halde durdurmayan ve 52 kişinin ölmesini, insan haklarından mı bahsediyorsunuz? Onu ben bilmiyorum. 52 kişinin parçalanarak ölmesine neden olan savcılar. Bu sizin iddianız ve Erdem Güler'e yıkılacak yani. Bakın, Berna Yılmaz, fotoğrafları, görüntüleri, isimleri var. Bunlar resmi kayıtlar. Berna Yılmaz'ın mektubunu Cumhuriyet Gazetesi yayınladı.
Bunun bir anlamı var değil mi? Şimdi bakın PKK'dan Fatih ekoloji mi? Örgütü olarak bahseden kimdi? Şimdi ben Can bu, bakın, burada haberi tartışıyoruz. Kemalizm, o yazar mı? Bir gazetede bu yayınlanıyorsa, bunlar devam ediyorsa burada bir devamlılık vardır. Bak, Fatih bunu Hanım, görmemeyi kim? Siz tercih ediyor olabilirsiniz. Ya bu kadar yüklemeyin bu insanlara ya. Çok abartıyorsunuz gerçekten. Getirip getirip casusluğa bağlıyorsunuz. Yani siz ya ben onu bağlamıyorum. Onu savcı iddia ediyor. Ama siz onu biraz hoşgörü ya. Bu kadar olmaz gerçekten ya. Biraz. Son olarak bir cümle sormak istiyorum size. Bu Rıza Sarraf'ın Amerika'da tutuklanması ile ilgili Cumhurbaşkanı ilk yorumunda Türkiye ile ilgili bir konu değil dedi. Ama kara paranın babaları Pensilvanya'da duruyor. Ne yazık ki dostumuz Amerika bu konuda en ufak bir duyarlılık göstermiyor. Bu iç siyasete yönelik bir mesaj mıydı? Yoksa bugün sizce bu mesele gündeme gelecek mi? Tabii, bunu merak ediyorum. Bence gelecek çünkü bence Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütleriyle ilgili müttefiki olan ülkenin başkanından müttefikliğin gereğini isteyecek. PKK'nın PYD olduğunu söyleyecek, IŞİD'le mücadele, işte Suriye'de yeşil bölgenin oluşturulması, Fethullah Gülen terör örgütünün Türkiye'deki yapılanması ve oradaki yapılanması, para kaynakları konusunu açacak ve gereğini yapmasını isteyecek. Çünkü Amerika'nın Adana Başkonsolosu bölgede Erdoğan'ın dönemi bitti, kendinizi yeni döneme hazırlayın diye dolaşan bir konsolosu. Peki. Bu bir diplomatik faaliyet değildir. Reklamlara gidiyoruz, sonra da yavaş yavaş noktalayacağız.